Haziran'a sayılı günler kalan Nurgül'ün teyzesi Nilüfer Hanım tüm dengeleri alt üst etti. Benim yeğenimi istemiyor. Akıllı olsun. Vay çok. Terbiyeli olsun. Odunu kalkmasını bilsin. Nazlı Hanım hiç beklemediği anda ters köşe oldu. Bana Tonyalı derler. Tonyalı marazlar. Biliyor musun? Bana da Hatice Sultanı derler. Sen işine bak hadi. Nilüfer Hanım son noktayı koydu. Bunları mecbur nişanlayacağız yani. Orada durmadan olmuyor bu işler. İster gelir ister oradan kalkar gider. Bir de üstüne horon tepince Nazlı Hanım çılgına döndü. Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi. Nazlı Hanım bu laflar karşısında altta kalır mı? Benim oğlumu kimler istedi de vermedi. Bana bak kızım. Kime vereceğim? Davul bile dengi dengine. Peki Nurgül'ün 3 yıldır beklediği nişan gerçekleşecek mi? Yoksa her şey hüsranla mı sonuçlanacak? Yok. Geleceğim, sizi orada nişanlayacağım. Anneye göstereceğim nişanları. Ben de takacağım yüzükleri, o kesecek. Bakalım Emre ve Nurgül'ü neler bekliyor? Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Kına krizi bitmek bilmiyor. Bu öyle bir kriz ki buradan Karaman'a yol olur. Ayın 18'inde kınayı yapacaksın Seda Hanım. Sakın kına için benim kapıma gelme. Hiç kimse lafını esirgemiyor. Atarlar giderler havada uçuşuyor. Herkese hak ettiği gibi konuştum. Benim eşim dostum gelecek mi buradaki kınama? Gelmiyor. Son günlerde herkes konuştu. Bir tek kişi suskun kaldı. Yüzünü görmek bile istemiyorum. Ben kınayı orada istiyorum. Artık kına da yok, nişan da yok, düğün de yok. Hiçbir şeycik yok. Ve o geliyor. Nuriye Hanım söz sırası bende dedi. Olaya el koydu. Ben başka gelin adayı bulayım o zaman. Hazır da var. Mecbur yapacaksın. Yapmayacağım. Karaman'da zor. Olmaz o. Görelim. Biz orada yapmayız. Görelim. Habanur ve Murat için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nuriye Hanım'ı hiç böyle görmediniz. Burada konuşacaklar. Benim yüzüm. Stüdyoya ateş topu gibi geliyor. Bu fırtınadan herkes nasibini alacak. Birbirini sevmek zorunda değil ama saygı duysun. Bizim istediğimiz bu. Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Unutulmaz.
daha girelim, yanalım gitsin. İnceldiği yerden kopsun, yarim sorgusuz, sualsiz aslama. Bu infazda sen de yoksun. Gel günaha girelim, yanalım gitsin. İnceldiği yerden kopsun, yarim sorgusuz, sualsiz aslama. Bu infazda sen de yoksun. Gel günaha girelim, yanalım gitsin. İnceldiği yerden kopsun, yarim sorgusuz, sualsiz aslama. İnşallah. Stüdyomuz hayırlı haberlerle dolsun inşallah. Amin. Nazlı bugün inşallah Nazlı. Nazlı Hanım hoş geldin. Nazlı Hanım bugün inşallah iyi be. İnşallah. Ne yapıyorsanız yapın desin. İnşallah. İnşallah. Amin. Nerede Selami de gitti. Selami de gitti artık. Amin diyecek, duaya amin dedi. Gelecek mi? Efendim? Amin denecek, duaya amin denir. Ben diyemiyorum. Olmayacak, duaya amin diyemem dedi. Aynen. Olmaz dedi bu iş. Bak ne güzel oturuyor karşında, bak. Bak güzelliğe bak, bak. Ne Yılmaz abi? Ben vitrinlik istemiyorum, eve gelin istiyorum. Maşallah kızımı al diyorum, vitrine koy Nazlı Hanım. Maşallah. Maşallah. Onun gözleri yeter. Evet. Evet, burada da boncuk var. Mavişimin gözleri yeter. Maşallah. Ne yapayım yani? İki istenmeyen, iki onay alamayan, istenmeyen değil. Burada istenmeyen yazık, garibim. Mesut ve Anna yanıma gelin. Mesut seni özledik ya. Seni herkes özledi oğlum. Sen çok gittin, bayağı gittin. Kızı aldın, bütün 158 bin kişiyle oturturdun. Hepsine kahve yaptırttın. Ne yaptı? Aslında hiç kahve de yapmadı abla. Ne yaptı? Bol bol dinlendik. Artık orada çay kahve tutuyor kız. Ya sadece adetlerimizi yaşasın görsün diye kolonya şeker tuttu. Peki ne yaptı yani adetlerimizi anlattığında sen ona ayak uyduruyor mu kız? Uyduruyor vallahi abla, bol bol madımak topladı. Yemin et. Evet, götürdüm anneme, birlikte madımak topladılar. Ay rahmetli teyzem, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Buraya anneme geliyordu. Buralarda bile madımak arıyordu. Ayo burada madımak ne var? Bahçeye çıkmışlar madımak arıyorlar. Kız buradan madımak ne var dedim. Allah rahmet eylesin. Anne, anne görüyor musun bak. Vallahi gezdik işte abla, Tokat'a gittik. Madımağı ayırt ettirebildin mi ona abla, dedin mi? Tabii tabii. Yani bir seferde bakmadan o otun yani madımak olduğunu anladı. Sadece bir ama kere baktı. Gerçekten bu kral bize artık izin versin. Bu kız tam Mesut'a göre. Bir şey söyleyeyim mi size? Yani Allah esirgesin. Eğer olmazsa Mesut değil Anna daha çok etkilenecek gibi geliyor bana. Evet, yani o kızın geri gitmesi, o hüznü, aşkını içine mi, nasıl olacak? Abla bilsen bir. Hadi gel. Aslı'yla Recep de gelsin. Karşılıklı birbirlerine. Alıştık Aslı'yla zaten. Recep de en son Recep'in annesinin babasının kapısına gittiler. Güzel bir temiz kovuldular. Güzel temizce ne. Aslı'nın kayınvalidesi Aslı'yı kovmaktan da beter etti. Yani hadi gidin dese gene iyiydi. Beter oldular ikisi de. Telef olup geldiler. Keşke gitmeseydik. Yok yok yine gidersiniz canım. Yine bu da gider. Gene gider. Hadi birbirinize şiir okuyun da bari annen baban görsün aşkında ne değişiklik olmuş. Karşınızı alın, karşılıklı durun. Önce büyükler, Recep abi buyur abi başla. Önce büyüklerimiz başlasın. Başlıyorum. Başla abi. Ateşim var, külüm yok. Bülbül oldum, dilim yok. Düştüm bu Mesut'un eline, ah etmedik günüm yok. Bahçenin gazelleri, stüdyonun içinin güzelleri, hoş geldin, sefa geldin, Seda Sayan'ın güzelleri. Allah Allah! Yüksek sesle Recep. Havaya attım fişeği,
döndü dolaştı köşeye. Mesut'a sorarsanız her gün döner köşeye. Yüksek sesle Mesut'um. Çok atıyorsun fişeyi. Dönmek istiyorsun köşeyi. Recep, bana takıl da beraber dönelim köşeyi. Akşama pilav pişirdim. Aha. Mesut, kafamı şişirdim. Sana mani yazacaktım. Beni gerçekten bitirdin. Recep, koltuğa oturma. Ekmeği suya batırma. Kaç kez dedim sana, bu Mesut'a takılma. Suları aşırdım, dereleri taşırdım. Mesut yanıma gelmeyince keçileri kaçırdım. Ya bir şey söyleyeceğim, burada bir yanlışlık yok mu ya? Bunlar şiiri birbirlerine okuyorlar. Abla iş, kız Seda abla iş inada bindi. Ondan dolayı böyle bir şey hazırladık yani. Öyle mi? Aynen. Evet. Sonu i̇ş var biraz Seda inada bindi. O zaman peki devam. Tamam. Hadi bu. Recep, suları aşırma. Sakın keçileri kaçırma. Ne zaman çağırırsan koşarım gelirim yanına. Meşhur kapı açıldı. İnciler saçıldı. Mesut mektubu görünce aklını kaçırdı. Çok hastayım yatarım. Hep yoluna bakarım. Yarim eğer gelmezse Kamboçya'ya kaçarım. Altınım Turalı'dır. Sevdiğim buralıdır. Benim sevdiğim yer gönlümün sultanıdır. Ağaçlarda kestane, dökülür tane tane. Benim sevdiğim kız, Kamboçya'da bir tane. Gerçekten inada binmişti. Böylesi iyi oldu. Çok güzel oldu. Hadi oturun, harikasınız. Normal canlı yayınlarda kozumuzu paylaşıyorduk abla. Dedik burada da bu Recep'in annesi de en sonunda buraya gelecek. Recep'in annesini istiyorum stüdyoya. Evet, çok güzel konuşan bir kadın o. Babası da çok güzel konuşan insanlar. Gelsinler, burada yüz yüze konuşsunlar istiyorum ben. Evet, Gaziantep'li Sultan Nazlı'yla Trabzon Tonyalı Nilüfer dün fena kapıştılar. Hatırlayalım mı? Gül Trabzon'a gitti ve ilk önce teyzesi Nilüfer Hanım'ı ziyaret etti. Trabzon'a geldiler sonunda Emre ve Nurgül. Nurgül 4 yılın ardından Trabzon'da mutluluğunu, heyecanlı. Bir çekilin. Hoş geldiniz. Aşkım o kadar özledin mi sen ya? Çok. Kaç sene olmuş? 4 sene oldu ben gelmeyeli. Emre ve Nurgül'ün Trabzon'daki ilk durağı Nurgül'ün teyzesinin evi oldu. Nene. Teyzem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze. Hoş geldin. Canım benim, yavrum benim. Benim oğlum. Sen de sana oğlum benim kızım. Tatlı kızım benim. Benim kızımı üzme. Çok üzüyor. Bu arkasız değil. Üzme. Yok, üzme. Anlaşın oğlum. Yok, üzme. Güzel geçin. Akıllı olun. Tamam mı oğlum? Kimsenin ağzına bakmayın. Millet ne olsa der. Kimi bir şey konuşuyor, kimi başka diyor. Herkes bir şey söylüyor. Ben de yoruldum artık. Biliyorum, orada anlıyorum ama oğlum olmaması lazım. Yanlış kelimeler, yanlış laflar dememesi gerekiyor. Ama Nurgül de yanlış şeyler söylüyor. Eskileri çok açıyor. Açmasın o da. Çünkü yengesi açar, darlandı mı açar. Doğru, açmaması lazım ama bir yerde bunalıyor. Nurgül'ün teyzesi Nilüfer Hanım, Nazlı Hanım'a verdi veriştirdi. Bayanlığın koru, vicdanını dinle. O kızıma da laf söyleme. Söylediğin kelimeler çok yanlış, çok ayıp. Ben kendime yakıştıramıyorum. Ben üzülüyorum. Bazen de diyorum ki o yayına buradan alabildiğimi de gideyim. Akıllı ol, hanım hanımcık ol. Orada 70 milyonun önünde çocuğun terliği atıyorsun. Utanmadın mı? Benim vicdanım sızlandı. O çocuğun gururu kırılmadı mı? Sen onu gibi kelime bulabilir misin?
oduruk akmasını, konuşmasını bilen bir insan. Merhametli bir insan. Sonra o da 70 milyonun önünde diyorsun ki ben onu yüzükleri takacağım, geri girecek içeri. Şaşacaksın, alayağına derli savruşağı. Yani akıllı bir bayan olsan o lafları orada demezsin, dışarıda çeker dersin uşağı. Ha bana kızacaksın, kız. Bana bir şey demezsin ki sen. Ateş olsan çurmukada yer yakarsın. Bak Nazlı Hanım. Hanım bir bayan ol. Oduru kalkmağın bil. Çocuğuna iyi bak, sahip çık. Arkasında dur. Onları evlendir. Bak imkanım olsa ben onların ikisini burada nişanlar yollarım. Bir şey de yapamazsın bana. Burayı da kafana yer eyle. Bak orada olsam o telli ona çıkar attığın gibi ayağında ayakkabını ben de alıp onu senin başına sürerdim o. Nurgül'ün teyzesi Nilüfer Hanım'dan hodri meydan dedi ya, meydan okudu sana. Okusun, sıkıntı yok. Ben de onu okuyacağım, bekle. Ben artık bırakıyorum. Artık meydanları teyzeme bırakıyorum. Kardeşim ben seni istemiyorum. Niye bu kadar uzatıyorsunuz? Niye bu kadar olaylar böyle şey? Ben yani, oğluma diyor seni ki benim istemiyorum. Sensin diyor. Yani bana ya kalıp yok. Da orduyu da getirse. Emre'nin hayatında kalp. Bu olmasın. Kim olursa olsun başımın üstünde yeri var. Benden uzak, istediğin yere yakın. Zaten ben senden uzak... Ben seni onu tercih etmiyorum. Seni istemiyorum. İkiniz de birbirinizi istemiyorsunuz yani. Ben ne isteyeceğim ya Seda? Neyini isteyeyim? 4.5 G ile Trabzon'a bağlanıyoruz. Muhabirimiz Aybala ve Nilüfer Hanım yan yana. Nazlı Hanım dedi ki benim sorunum ailenle ailenle değil. Benim sorunum seninle. Ben seni istemiyorum dedi senin yeğenine. Benim yeğenimi istemiyor. Akıllı olsun, vay, çok terbiyeli olsun, oduru kalkmasını bilsin, konuşmasını bilsin. Beni çıldırtmasın. Allah herkesin, bak ben şöyle böyle demiyorum. Peki canım. Herkesin kısmeti her bir yerde bekliyordur muhakkak. Ben istemiyorum. Demek yani, ki kısmeti de oymuş Nazlı değil, Hanım. Olamaz. Kısmeti de oymuş demek. Bekledi çıktı. Olamaz Nilüfer Anneciğim. Yanlış konuşuyorsun. Olamaz bir tanem, olamaz. Olur davul canım, bile olur. Dengi dengine. Boş konuşuyorsun. Yazsaydı bunları yapma 4 kardeşim. 4 senedir olurdu anneciğim. Kendini olmadı. Küçük düşürme. Akıllı olsan öyle konuşmasın orada. Kalkı vurmasın o şey diyor da. Hanım olursun. Bak Nilüfer Hanım. Oduru kalkmağın bilirsin. Bak Nilüfer Hanım diyorum atmazsın. Sana. Daha söyleyeyim mi? Yaşına hürmet ediyorum, saygı duyuyorum. Benim yaşıma hürmet etme, istemiyorum. Ben oğlumu... Sen kendi kendine hürmet eyle. Ben oğluma istemiyorum. Bana hürmet neden bana bunu çok... algılamıyorsunuz? Benim oğlumu kimler istedi de vermedi. Bana bak kızım. Vereceğim? Demek ki oğlun istemedi onları. İsteseydi alırdı. Oğlan evinde bir bak, şey yok, kız evinde davul düğmeler. Bak sana söylüyorum, uşağın arkasında dur, onların arkasında dur. Kızlarına güvenme, o verecek sana bir kaşık su, yarın bir onu düştün mü? Nasıl yani? Ben oğlumun arkasındayım annem, kızınızın değil, oğlumun arkasındayım. Ben de oğlunun da arkasındayım, kızının da arkasındayım. İstersin beni gel orada nişanlarım. Ben istemiyorum tamam ama. Bak yaşına veriyorum, yaşına veriyorum. Ben sana asla saygı... Ne benim söylersen söyle ben sana... Yanan... Saygısızlık bak, yapmayacağım. Benim yaşım var, benim yaşım var ama senin yok ama ellerinden senden öpüyorum. Genç görünüyorum. Sen o bütün stüdyoyu durdurdun ama beni durduramazsın. Oraya geldi mi onları gözünü önde gel, gel 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 ben bir köye oraya yeterim. Gel yavrum gel. Beni düşünme. Gel. Yetersin sen oraya yetersin ama ben daha çok orada. Bana Tonyalı derler. Tonyalı marazlar. Biliyor musun? Bana da erkek sultanı derler. Sen işine bak hadi. Biraz karışmak istiyorum. Niye sen bizim aramızda karışmıyordun? Yok ben ne oldu, biraz karışacağım bak. Olmaz. Mı geldi? Kendi kendinize gelin güven olmayın. Allah kızınızın hayrını görün ben istemeyim. Bir adam zorla kızını vermeye kalkar mı ya? Ya kardeşim oğluna şey ne istemiyorsun? Ta onda ne bizim işini mi bulacaksın? Benim şey yok kardeş. Onda yok. Ne işini mi bulacaksın? Yok. Geleceğim sizi orada nişanlayacağım. Anneye getireceğim nişanları. Ben takacağım yüzükleri o keseceğiz. Saygım biraz da yok. Sen saygısın. Ne senin saygın ben ne yapacağım? Biraz da sus. Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
kara yemiş, ta kara yemiş, ta kara yemiş. Horon tepeceğim orada, tavul getireceğim oraya, ekip getireceğim oraya. Gel, gel horon tepelim. İyi insanlar olabilirler. Bir de abisi var zaten Nurgül'ün. Orada da karşılaştık. Bana karşı beni sevmediler abla, açık konuşayım ama Nurgül'e bizi güzel ağırladılar abla. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ama sorduğumda beni seviyor musun dediğinde kardeşim üzüyorsun diye ben seni sevmiyorum dedi. Ben Trabzon'a gittiğimde de inanın şu kadar söyleyeyim. Nurgül'e felaket derecede kucak açtılar ama bana karşı ben yemek bile yemedim. Anacığım utanacak, sakin. Utanmadan söyleyin ya, yüzü kızarmadan beni istemeler yemek. Ya Emre senin... Seni doğuran benim, seni büyüten benim, sürünmeni öğreten benim, yemek yedirmesini öğreten benim. Büyüdükten sonra niye beni terk ettin? Evet, bayağı bir tansiyonlar yükseldi. Dün hararetli bir yayındı. Bu hararetten, bu tartışmanın arasında Nurgül ile Emre'nin Trabzon gezisini veremedik. Aslında amaç oydu. Nurgül memleketini hem çok özledi hem de insanların ona kucak açmasını çok arzuluyordu. Bakalım Nurgül, Emre Trabzon'da neler yaşadı? İzleyelim. Emre, Nurgül'e memleketi Gaziantep'i gezdirmişti. Bu sefer de Nurgül, Emre'ye kendi memleketi Trabzon'u gezdirdi. Emre ve Nurgül önce Uzungöl manzarasına karşı birbirlerine mıhlama yedirdiler. Oo, Trabzon'a özel mıhlama mı geldi abi? Ay, aşkım baksana. Afiyet olsun. Bu mu? Yani bu değil mi aşkım olay? Resmen ağzım sulandı ya. Bu böyle sünmesi lazım normalde değil mi? Sünüyor. Sünüyor mu? Hı hı. Oo, bayağı iyiymiş aşkım. Aşkım ekmekle yeniyor bu. Ekmeğe batırıyorsun böyle. Evet aşkım. Çok güzelmiş. Yapacağım aşkım, niye yapamıyorsun? Böyle bir manzarada mutlama yemek var ya aşkım, evet. Efsane güzel ya. Ben var ya yaşamıyormuşum ya, hayatı tekrardan seninle geldim ya, inan bana ya. Gerçekten diyorum. Ben de valla. Biz evlenince burada yaşayacak ya. Var mı? Cidden biz burada yaşayalım evlendiğimizde. Biz düğünümüzü yapalım abi, burada şurada bir yerde bir ev yaptıralım, burada bir yaşayalım. Ben bayıldım ya. Ben Trabzonlu mu olsam ne yapsam ya? Afiyet olsun hanım, artık hanım köylüsün artık. Hanım köylü olacağım değil mi? Asla hanım köylü olacağım. Ah Emre ah. Bu sözlerle Nurgül'ün kalbini bir kez daha kazandın ama anneni çok kızdıracaksın, çok. Bunlar sizin yöresel şeyler mi? Evet. Genelde şu işte bak şey. Bir tane kaynanamamı alsam mı ya, bir tane kaynanama? He? Takar mı acaba kaynanam? Annem alalım mı? Annem bunları da çok sever ha. Oy oy, dağlara mı çık? Uzungöl hatırası ha? Böyle takıyorlar. Öyle mi takıyorlar? Başörtüsü de böyle de takıyorlar. Hangisini alaksan hatun? Hangisini istiyorsun? Al, hepsini de alsın. O kadar param yok aşkım. Bunu al bana. Ha bunu al. Bunu mu alayım? Hı, bunu al. Anneme de bir tane alsam mı bundan ya? Kimin annesi? Anneme. Ha. Almayayım mı? Takmaz ki. Takmaz mı? Al da takmaz yani. Bizim yöreni ya takmaz şimdi. Belki takar, nereden? Benim annemi alalım mı? Bak bunu alalım, ben anneme alacağım bunu. Ben anneme de almak istiyorum ama. Hı? Annene de al. Ben bir tane anneme alacağım bunu. Bundan mı? Evet. Bunu alayım. Takmaz ki. Bunu da ben kendi anneme aldım. Bunu da ben anneme alacağım, takacağım böyle sütü. Kendi anneme aldım ben. Evet. O annesini düşünürse ben de düşünürüm. Emre ve Nurgül gezerken Trabzon halkının yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Ya merhaba, bir tane fotoğraf çekinebilir miyim? Ne abi, sen fotoğrafçısın, sen çekseydin. Doğru söylüyorsun. Sen de geliyor musun? Gel gel. Gel gel. Şuraya bakacaksınız, tamam mı? Al
Ablacığım izliyor musunuz? Evet, evet. Ne diyorsunuz ilişkilerine? Yani ne bileyim, destekliyoruz. İnşallah olur. Hayırlısıyla mutluluklar dilerim ömür boyu. İnşallah olur yani. Şimdi bu Trabzon kızı ben yalnızım diyor. Yalnız mı bu kız? Hayır. Arkasındayız. Trabzonlu olarak arkasındayız yani. Öyle mi ablacığım? Trabzon arkasında mı? Evet, kesinlikle, ama Trabzonluymuş, ben bilmiyordum. Hoş bulduk abi, nasılsınız inşallah? Teşekkür ederim, biz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz, hoş bulduk. Ne diyorsun abi, verecek misiniz bu kızı bana? Biz ben... veriyoruz da senin annen biraz... Sen de ben mi? Abi kurban olayım, bir şey söyle, ama o da versin yeter. Ben 3 aydır eridim, bittim ya. Annenin vallahi eridim, bittim. Bak 50 kilo kaldım. Trabzon'dan kız almak kolay mı? Kolay değildir. Trabzon kızı... Almak zor. Zor. Zor değil mi? Evet. Ama seviyorum. 3,5 yıldır biz beraberiz. Emre'nin Nurgül'e bir de sürprizi vardı. Bak şimdi sana öyle bir sürprizim var ki akıllara zarar. Böyle bir sürpriz yok yani. Tüm 80 milyon ki annem dahil bizim sevgimizden şüphe ediyor ya. Göstereceğim ben bunu sana. Ben şöyle göstereyim aşkım o zaman. Ne? 80 milyon görsün. Ben sevdiğim kadın için çiğ balık bile yerim. 80 milyon gördüm. Saçmalama. Ne saçmalama ya? Yedin mi gerçekten? Ay nasıl yiyorsun? Tamam, biraz zordu benim için ama tüm Türkiye görsün. İnanın arkadaşlar, bunu yapabilen varsa yapsın sevdiği kadın için. Bitti gitti, yuttum zaten, direkt yuttum. Bitti yani. Bizim sevgimizden şüphesi olan varmış ya. Ben tekrar söylüyorum, sevdiğim kadın için çiğ balık yedim. Yiyebilen varsa yesin abi. Bu kadar da açık ve net söylüyorum. Emre aşkı için tereddüt etmeden çiğ balık bile yedi. Bakalım bu görüntülere Nazlı Hanım'ın yorumu ne olacak? Vallahi Nazlı Hanımcığım, oğlun çiğ balığı yedi. Bir de orada karar verdi. Burası ne güzelmiş, buraya yerleşelim dedi. Çiğ öküz de yesin. O gelmiş geçmiş koşmasın onu. Ha, buralara abi, basmayın. Ne var, hayvan hayvandır. Kusura bakmasın. Siz de hayvan ayırt ediyorsunuz. He? Evet. Ha. Canlı canlıdır. Abim aynen dedi, gelin dedi. 5 senelik kiralarınızı ben vereceğim dedi. Burada yaşayın dedi. Sen dedi buraya gel dedi. Burada evi tut dedi. Ben dedi 5 senelik kiranı ben vereceğim dedi. Ben dedim işte ki, buldum. Ama bir dinle annem ya. Bir dinle. Bir ben de dedim ki ha, bizim hamdolsun kimseye ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim, söylemen yetti dedim. Yapmış kadar oldun dedim. Olmayacağına göre olmayacak. Ha bir de şu Nülüfer Hanım var ya. Heh. Bakın ben dünden beri benim telefonum susmuyor. Antep'ten böyle var ya çınçır çınlıyorlar ki ne. Sen nasıl o lafın altında kaldın? Biliyoruz ki sen saygından, terbiyenden sustun. Ama o bilmiyorsa haddini, ona haddini niye bildirmedin diye bütün millet ayaklandı. Ona iki lafım var. Bak ben onun yaşına hürmet ettim. Bugün 80 yaşında bir kadın. Biz maşallah, büyüğümüzü de sayarız, küçüğümüzü tabii, de. Tabii. Adaplarını bildikleri sürece. Ya arkadaş, insan utanır, sıkılır ya. Orada o yetmemiş gibi saçma sapan konuşmalar. Bakın ben bunlara gelemem. Ve buna da neden olan benim... Anladın mı? Onlara da bir şey demiyorum. O zaten kendi kendine oynadı. Yaşının kalıbı değil, yaşının sahibi değil. Besbüyük olmuş ama aklında yukarıda bir şey yok. Belli ki aklını kaybetmiş kadıncağız. Peki öyle benim karaktersiz oğluma ne demeli? He? Ne demeli? Yani şu yaşattığın bana. Bak ben dün sustum, içim attım, stresten hastanelik oldum dün. Neden? Bugün 80 yaşında kadına... Ben orada bir şey söyleseydim hepiniz burada diyecektiniz ki bak Nazlı Hanım ben bu kadına neler söylüyor. Ben saygımdan sustum o demek için. Ben terbiyesizle terbiyesiz olmam. Kadın ne dedi anne? Kadın ne dedi ki yapamıyorsanız dedi ben yapacağım. Ben yapacağım dedi nişanda. Ben o terli adama yapacağım dedi. Yapamıyorsanız ben yapacağım dedi. Hadi. Anne ona ben de kızdım. Bak ben de kızdım. Utanmadan sıkılmadan gidin oraya ha. Bir dedin ki ne mi? Ben hadi orada sahip çıkmadılar. Aç kaldım. Niye kendini de istemiyorlardı? Antep'e gitti gözün kültür görsün. İnsanlık görsün. Gittin ya. Sen de olmayan saygısız kültürü gördük evet. Seninle alakaları bile yok yani. Saygısız. Dayı, yani hiç dayını, tanımadığın insanın kapısına annen... git gene sererler. Sofrayı ya o her yerde öyle. Senin gibi o sen...
alakası yok ki. Sen her yere git, her yerde sana bir bardak çay verirler yani. Bu Türkiye geleneğidir zaten. Şuna nereye gitsen bir bardak çay verilir yani. Bizim insanımız. Bizim insanımız öyle yani. Antep'e gittin ne alakası var Antep, Trabzon? İnsanlığı hiç görürsün. Alakası yok ya. İnsanlık gör. İnsanlık senin benim oğlun gibi. Gördü. Bak, senin ben oğlun gördü. Bana, yani? Senin oğlun gördü. Böyle hani şey mi? Alakası orada zorla vereceğim değil ya. Kızım, zorla vereceğim falan demiyor. Senin oğlun yalvardı. Senin oğlun yalvardı. Kime yalvardı? Bak bak bir dakika. Kime yalvardı? Kızım oğlan evinde bir şey seviyorum. Yok, evinde çalıyor. Arkasında oynuyorlar. Durun ben bunu demedin anlamadım. Mi? Sen yalvar mı? Ben anlamadım. Niye senin annen arkasında durun? Anlamıyorum ben böyle şey. Ağır konuşuyor ama ailen de senin anneme karşı. Duymadın mı ya? Kafasına üç aydır size ağır konuşuyordunuz. Ne oldu bir kere de ağır konuşuyor konuştum. Yani. Bundan sonra böyle. Bundan sonra ben söylemiştim. Sen şimdi boş boş ben söylemiştim. Yapma. Beni dedim bulaştım. Tek başına ben varım yeterim size dedim. Siz istediniz. Ailen konuşmuyor, ailen konuşmuyor. Sen aslında. Dedin. Birisi konuşmuyor dedin. Bundan yani. Sonra konuşmuyor. Abla konuşulur, konuşulmaz demiyorum. Ama şey yani, size damarı bir şey söyleyeyim mi? Ben kapılarına gitmedim değil. Ben onların kapısına da gittim. Kız vermem diyen siz değil misiniz? Ben ondan sonra ben orada takıldım kaldım. Sen tepeden tırnağa gökten de insen benim için sıfırın altında sıfırsın. Oh iyi ha. Yapmışız. Senin gibi var ya. Oh iyi yapmışız. 80 senesi kapıma gelse. Daha beterini yapsaymış keşke anne. Ne diyorsun İki sen İki dünya ya? Bir araya geçse seni evime de koymam suframa da. İki dünya bir araya. Soyadını da vermem. Geldi İki dünya bir araya gelse. Oynatma geldi Nazlı Hanım. Gel, oğlum benim de ev verecek. Sen de benim kapıma giremeyeceksin. Öyle bir şey yok. Sen o evlenirsen o olur başım üstüne girmem. Ama sen o şeye mertebeye eremeyeceğine göre sıkıntı göreceğiz. Yok. Göreceğiz. Tüm Türkiye görecek. Görecek, görecek. Benim annem saygıdan dolayı sizin ailenize bir şey diyemedi. Baktığın güzel sıçma, 80 sıçtığın güzel bakma. Denksiz. 80 yaşında bir kadın diye bir şey diyemedi. Denksiz. 80 yaşında ne söylesin kadına? Ne söyleyebilir yani? Benim annem o kelime yüzünden seninle muhatap olmuyor. Ama bir şey söyleyeceğim 80 yaşında ama. Kırılmakla alakası yok. Diyor ki yani bir gün dünür oluruz yüzde bakarız tartışmayalım diyor yani. Ah, annem o yüzden seninle konuşmuyor. Bir saniye Nurgül. Ay, senin dediğin gibi yani. O söylediğin laf için söylüyorum. Yazık ya. Ya Nilüfer Hanım gayet de aklı başında bir kadındı yalnız. Ha kesinlikle. 80 yaşında mı aklı başında bir kadın. Kim? Nilüfer Hanım. Değil mi? Çok aklı başında. Yok aklı başında. Bu aklı başındaysa ben kaçayım. Ama Nilüfer Hanım galiba senin Yurdanur Hanım'ın ayağına gittiğini bilmiyor. Bilsen olur bacım. Bilsen olur. Bir insan önce yaşını bilici, yaşını. Orada bak ben burada diyorum ki ellerinden öpüyorum saygı. Kendi orada saçma sapan konuşuyor. Kendi kendine oynadı. Hani derler ya deli kız deli karı ölür, deli oğlan deli koca ölür derler ya. Bu böyle gelmiş. O da artık böyle burası kadar dolmuş. Bunun konuştuklarını dolmuş yani. Dinlemedi ki onun söylediklerini. Canım. Üç aydır canım. Onlar dinliyorlar. Nazlı Hanım söylüyor, onlar dinliyorlar. Biraz da, laf söylemek. Biraz da bizimkiler konuşsun, onlar dinlesinler. Dün niye biz... bu kadar zorlarına gitti kim yani? Kimsenin haddine düşmemiş yani? Laf söylemeye, tamam mı? Herkes adabını bilici. Nasıl olsun sen? Sen bilir, bak, sen bak, bizimkiler de bilir. Siz belli ki de komple ailece gelin güve olursunuz. Benim oğlumu almaya ama yazık, üzgünüm sizin adıyız ama oğlumu size... Emre sen bir şey demet söylemen gerekiyor burada. Ya ne söyleyeyim ya? Düzgün konuşsunlar abi. Düzgün birbirleriyle, evet. Birbirleriyle... düzgün konuşmalarını diliyoruz. Nazlı Hanım'ı yani. Kızdıran ben de alıyorum. Bazen diyorum ya bekleyin. VTR'yi izlerken aa bunu kaçırmışım diyorum ya. O hararetle anlamamış bir lafa takılmış ona üzülmüş ve öfkelendi. Yani orada Nilüfer Hanım dedi ya o terliği oğluna fırlatıyorsun işte ben gelir o terliği. Yok oğlum var yok kızım senin her tarafın oğlu olsa orada olsa ne yazar? Böyle bir şey yok yani böyle bir saçmalık yok. Yok, herkes kendi de. Kendine bakacak kardeşim. Tabii, yine ben ki... burada oğlum için buradayım. Sonuna kadar arkasındayım. O da bir kardeşim. Şey konuşacaksa adamın o da kardeşi burada. İşim burada. Yaşının böyle yaşının sahibi konuşacak. Siz nasıl bak. Burada mesken kendi tuttunuz kendi sağlar sizin zannettiniz öyle bir şey yok. Bizimkiler de bu saatten sonra konuşacak siz susacaksınız. Peki şu anda 4.5 ile Trabzon'a bağlanıyoruz. Yanında Nilüfer Hanım var yanında oğlu Gökhan var. Bakalım Nilüfer Hanım ve Gökhan Bey bize neler söyleyecekler. Nilüfer Hanım merhaba. Tamam, sakin ol. Merhaba canım. Dünkü söylediğiniz merhaba. Laflar biraz Nazlı Hanım'ı üzdü. Biraz maksadını aşan laflar oldu dedi. Ben dedi Nilüfer Hanım'ın yaşına hürmeten sesimi çıkarmadım ama bana çok telefon geldi. Çok hakaret ettiği için
çok üzüldüm ve öfkeliyim dedi. Ne diyorsun Nilüfer Hanım? Peki aynı telefonlar bana da geldi onu şey ettiği için. Ben üzülmedi miyim onun laflarına Seda Hanım? Üzüldüm hem de çok. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmadım ama. Üzgünüm senin adına. Seni kıracak tek kelime nasıl bile söylemedim. Bak. Ama sen haddini aştın kadın. Bak bugün... Yaşın sahibi değilsin. Bugün var ya sen bugün konuş dinle hem konuş hem dinle. Dinlemeyen de bil. Ben bilirim sen merak bak, etme bana bugün öğretme. Bugün diyorsun ki ben onun seviyesine inmem diyorsun. Bu evet. Lafları konuşma bu laflar beni çıldırtıyor işte. Sen kim oluyorsun ki benim seviyeme ineceksin? Ben senin seviyene inmem aslında ki seni de karşıma almak istemiyorum. Pardon bak. O lafların da bak o lafların da sen güzel. Bana ne diyorsun? Terbiyenle adabınla otur diyorsun. Ne diyorum sana? Ben senin olmadım. Kusura bakmayın. Ben senin şefiyen hiçbir zaman enmem. Ben hürmet ettim, saygı duydum. Kadın hala aşıyı maksatını. Neyse bir şey söyleyeceğim. Nilüfer Hanım ve Nazlı Hanım. Ben normali konuşuyorum. Nilüfer Hanım ve Nazlı Hanım. Bence düzgün bir üslupla konuşsanız. Konuşuyorum anlamıyor ama. Evet. Bak dün sustum dinledim. Yok açtı kendi kendini. Yani daha arayı ben bulacak sözler Seda etseniz. Hanım. Bak ben yaşlıyım. Ben yaşlıyım ama ben ekmeğimi topraktan çıkarıyorum. Tamam mı? Bak kazmam elimde. Bak onlara tarladan çıktım geldim. Maşallah maşallah. Ama kadın enmem diyor. Ayıptır ayıp. Sonra benim kızımı o ayıptır. Orası bir şey. Stüdyo orası. Sen, çok ayıp yani. Sen benim seviyeme onun seviyesine enmem. Bak sen kimsin ki? Demeyeceksin. Bak ben seni Seda, tanımıyorum. Bana anne deme ya. Anne deme bana anne deme. İstemiyorum anne deme. Bak ben dinliyorum anne deme bana dinle. Boş boş konuşuyor. Dinlemiyor. Dinlemeyen insanla muhatap olmak istemiyorum. Yok ses geç gidiyor ya. Konuş konuş sen kimsin ki muhatap olacaksın olmayacaksın benimle. Dinliyorum seni. Arkadaş bak bana düzgün konuş. Eli hakaret makaret. Bana ben masamı bozma. Ama sen kendin terbiyesiz dedin. Ben ondan mahtap olmak dedim. Ben nasıl demeyeyim sana? Karşılığını veriyorum. Arkadaşım, kardeşim ben sizin kızınızı istemiyorum. Benden mahtap olma. Ben senden muhatap olmak istemiyorum. Tamam, daha. Tamam, boş ver. Tanıyorum seni. Ben de senin oğlunu istemiyorum. Ben de senin oğlunu sen istemiyorum. Kusura bakma. Senin oğlun bize enişte olamaz. Kızım sen istesen ne olur istemesen ne olur ya? Ya sen kızımı istesen ne olur istemesen ne olur? Bana hakaret yapma. Sen kimsin? Sen kimsin? Bak işte diye agaret yapmıyorum diye. Ah canım. Bak ben Nülüfer'im. Ben buyum. Ben de Nazlı Sultan'ım. Ben tarladan çıktım geldim buraya. Elim ayağım hep çamur duruyor. Bana bak yeter. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Ben burada ben onların ya, kapısına da gittim. Bir dakika ya, bir dakika. Sen... Bir dinlesene ya, bir dinlemeyi öğren önce. Söyle. Ben onların kapısına da gittim. Dinliyorum kız ama dinle diyorsun, bana konuşuyorsun. Ben onların kapısına da gittim. Anladın Allah mı? Allah. Vermem diyen onlar. Ben ondan sonra oraya sınır ve duvar kurdum. 50 tane de kızlar olsa, gökten de inse zembille benim için sıfırlar. Tamam mı? Niye senin için sıfırdır onlar? Kadın anlamak istemiyor sanırım. O lafı kendin dettiriyorsun. Onlar demiyor. Sen diyorsun o lafı kendin. Anacığım 4 sene önce oldu bu laf 4 sene. 4 senedir ben istemiyorum. Başta söylediler bu lafı. O gün bugündür tamam, ben bu kadını tamam, istemiyorum dedi. Anladın mı? Evlerine de gittim. Ve ilk ve son oldu. Bir daha da dedim. Evlerinde... Bilgin var mı? Haberin var mı gittiğimden? Konuşun. Benim haberim yok gitti önde. Şimdi duyuyorum. Yok bak şimdi öğren öyle şey yap. Bilir bilmez tamam. Konuşma. Beni tanımıyorsun ben de seni tanımıyorum. Bak tamam, ben dün sustumsa sana yaşına tamam. Hürmeten ya ben de seni sustum. Tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Nazlı yaşına Hanım yanlış düşünüyorsun. Sustum. Yanlış konuşuyorsun. Beni işimden ettin. Sen benim... Ben tamam kızım, mı? Ben orada durucu. Ben kızımın arkasındayım. Yehe kızın arkasında ol o zaman. Al kızın hayrını gör. İsteyen kim?
Bayılmayayım zaten. Sen de al da uşağın hayrını gör. Ayrılık bayılmayayım kızınıza. Sen de al uşağının hayrını gör. Ne bayılma bayılma. O da sen o sana bayılıyor mu bayılmıyor? Bayılmasa oğlumun peşini bırakır. Ya senin oğlun bıraksın onun peşini. Allah Allah izniyle Allah. Bu iş olmayacak. Kapısında gidip yatmasın. Bacım bu iş olmayacak. Unutun havada bulut Emre'yi unutun. Benim oğlumu kimler istedi de vermedim. Buna ben mı vereceğim? Daha çok havada bekler. Havada bulut sen de benim kızımı unut. Ay çok mutlu olurum gerçekten. Vallahi kurban keserim. Peki bir bekleyin Nilüfer Hanım bekle efendim Safiye. Merhaba Nilüfer Hanım. Ama... Nilüfer Hanım. Merhaba canım. Nazlı Hanım, söyle. Nazlı Hanım Nurgül'lere gittiğinde annesi kelimesini kullandı. Burada Nazlı Hanım haklı değil mi? Haberi yokmuş Nilüfer Hanım'ın. Yok şimdi haber peki, oldu ya. Dur sana ben bir şey diyeyim. Peki Nazlı Hanım orada ne dedi ki onlar da o kelimeyi kullandı? Kızına bakmaya gittim ne dedi? Kızına bakmaya gittim evine. İlla tanış dedi oğlan evi biz, terk etti. İlla kız evi tanış. Nasıl evi? Tamam dedi, yani. Hadi diyeyim dedim gittim. Kadın daha masaya oturur oturmaz dedi orada ki orada bir yanlış Nazlı Hanım. Masasına oturur oturmaz dedi çok ki ne? Konuş, bak çok. Bak beni dinle. Ben dedi oğlunun evi var mı yok. Arabasını vermem diyen ondan. Ve ben ondan sonra çizgiyi koydum duvarı ördüm. Sonrasını ben da anlat. Kapıma giremez dedim. Sonrasını da anlat. Sonrasını sen verir misin dedi böyle bir oğlana çocuk dedi. Peki. Uşağı dedi. Sen demedim. Orada evet. Bir yanlış yaptın ki önceden o da onu sana dedi. Allah'ıma şükür olsun ben yanlış yapsan da söylerim yapmasan da sen rahat ol. Ben hiçbir şey yapmadım daha hayatımda ama ilk söyle defa. Ama söylemi kardeşim. İlk defa sofralarına oturmuşum. Kardeşim i̇lk söylemiyorsun. Yanlış konuşuyorsun. Hayatımda ilk defa Seda Hanım masalarına tamam. Oturmuşum. Daha çay bardağı elimde. Şimdiki gibi hatırlayayım. Kız bir şeyler de koymuşlardı sağ olsun. O gün bir şeyler geçmiş zaman. Elimde çay daha böyle yudumlarken bu mutfağa gitti. Anasının çayını doldurmaya. O arada anası yapıştırdı bana lafı. Ne olmuş? Ya sen alttan alsaydın. Ne demek? Ben niye alttan alayım? Erkek tarafı sizsiniz. Alttan alın ne kusura olmuş? Kusura bakma kızım ya. Ben Selvi boylu annemle al yazmanı geldi. Almayayım ki ellerini ayaklarına kapanayım. Annemle saygılı olur musun? Saygılı ol anneme. Düzgün konuş annemle. Bak hey kadın ya. Neler söylüyor. Benim anneme ben bir şey diyor muyum? Sen de anneme saygı ol yani. Oğluma veriyorum ben. Oğluma veriyorum ben. Genderu'yla konuşmayacaktı. Emre Bey. Genderu'yla konuşmasaydı. Efendim teyze. Belki de böyle olmazdı. Kim bilir? Oğluma bak veriyorum. Annen orada. Oğluma veriyorum ben sen. Oğluma veriyorum. Annen orada şeyini konuş. Ben ondan mahtap olmam diyor. Tamam mı? Sen benim evime geldin, evimi gördün, bizim nasıl aile bir olduğumuzu gördün, tanıttın, öyle mi? Teyzem, bak ben ona bir şey demiyorum. Sen geldim. Senin söylediklerine say, kafama tut. Ben... Ayakkabıyı yapıştırıydın ya anneciğim. Ona say. Oğluma veriyorum. Teyze. Efendim. Geldim. Evinizi ben, gördüm. Bak, aile aile düzeninizi söyle. Gördüm. Allah razı olsun. Güzel karşıladınız. Ben bir şey demiyorum buna. Ama diyorum ki karşımdaki de benim annem teyze. Annen ona çok... göre konuşursan teyzeciğim sevinirim. Anladım. Doğru ama annen annen yanlış konuşuyor. Mahtap olmam diyor yani. O kim ki bana mahtap olmayacak? Tövbe tövbe. Anlamıyorsunuz herhalde. Ben mi anlatamıyorum? Ben sana... Ben Emre kusura bakma oğluma veriyorum. Ben dinledim ver onu teyze, ama Gökhan'a ver. Ver konuşsun, açtım. Gökhan konuşsun teyze. Gökhan'a veriyorum. Büyük ben. Olarak açmadım İyi günler, iyi yayınlar. Beni açtırdı. Al Gökhan. Ben hayatım boyunca bak, bir ben kazmalarca... söylememişimdir. Hayatta söylemem. Evet, bir anlaşmazlık oldu. Efendim Şadıman bir şey diyecekti, sonra Hülya bir şey söyleyecek. Seda Hanım, şimdi oradaki hanım da konuşuyor, bu bayan da konuşuyor. Fakat Emre'yi hiç gale almıyorlar. Emre Nurgül'ü seviyor. Gerçekten. Ayrılmayacağını da söylüyor. Anne kendini boşuna tüketiyor. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Çok. Yani. Evet. Gördünüz nasıl evet. Anlaşıyorlar. Ama bazı şeylerde de haklı o bayan. Şey mi? Nilüfer Hanım evet. Haklı? Neydi haklı? Nazlı Hanım duymak istiyor. Mesela Nazlı Hanım'ın ona söylediklerini
ben tasvip etmiyorum. Pardon, ben o da oradan söylüyor. Pardon, ben dün saygısızlık yaptım mı? Neden Nazlı'nın, sesini çıkartmadın orada? Sen bazen orada saygıdan bahsediyorsun. Hiçbir ama... Hiçbir şey söylemedim bak. Bak. Farkındaysan büyüğüm diye başımın üstüne dedik. Bazen saygıdan bahsediyorsun ama bazen saygıyı da aşıyorsun. Aşmam ben, aşıyorsun. Yerimi de haddimi de bilirim. Aşıyorsun. Peki Hülya'cığım, demek ki neymiş? Kendinden büyüğün sana saygısızca davranınca sen de saygısızca ilerleyen süreçlerde davranabiliyor musun? Bakmayın. Bunu da görmüş olduk. Ben hadsiz beraber insana karşı hadsiz olurum. Bakarım, biz... sayarım. Karşıdaki hadsizse ben de onu hadsizleştiririm. Ben hiç konuşamadım. Şu konuşmayı da yapayım. Biz net bir tarafı düzeltmeye çalışırken bir taraf bozuluyor. Şimdi de Nurgül'ün aile kısmı diyor ki ben diyor istemezse istemesin, oğlu vermiyorum diyor. Ya ben burada bunu ikna etmeye çalışırken annemi kalktık bir de o çıktı. Ben hangi birini şey yapacağım ya? Emre, düğün noktası sensin. Peki tekrar 4.5 kere Trabzon'a bağlanıyoruz. Tamam. Çünkü Nülfer Hanım'ın yanında oğlu Gökhan Bey bir şey söylemek istiyor. Gökhan Bey merhaba. Merhabalar Seda Hanım, hayırlı günler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz Gökhan Bey. Seda Hanım, öncelikle ne söyleyecek olduğumu ben kısa ve öz size anlatmak istiyorum. Emre Bey ile Nurgül buraya geldiğinde ben onları havalimanında zaten aldım geldim. Evlerimize geldik. Yani biz Emre'yi sevmeseydik zaten biz buraya kabul etmezdik. Bu bir kere Emre bunu bilsin. Ama Emre'nin yaptığı hataları da ben size söyleyeyim. Emre burada farklı konuşuyor. Yayına geliyor, orada farklı konuşuyor. Yani iki dillilik oynuyor orada, iki dillilik yapıyor orada. Ya bu da beni üzüyor. Ne yapıyorum Gökhan? Ne yaptım mesela? İki dillilik yani ben, ne yaptım? Söyler yani misin? Ya Emre, ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bak kardeşim, sen beni az da olsa çok da olsa tanıdın, doğru mu? Tanıdım Gökhan. Ne yaptım? İki yüzlülük ne yaptım? İki taraflı yani nasıl benim, konuştum ben? Söyler misin? Ben sana söyleyeyim mi? Bak ben sana söyleyeyim Emre. Burada en büyük hatalar senin kardeşim. Abin Yunus da aynı şeyi söyledi. Anlıyor niye böyle beni diyorlar? Ne hatam var Gökhan? Söyle ne hatam var? Ben sana şunu söyleyeyim bak Emre. Sen ilk birli. Sen benim o Nurgül'ü oraya çıkarttığın zaman senin yanında, nasıl söyleyeyim sana? Senin yanında ayakların üzerinde dimdik durdu. Ama oraya çıktığı zaman sen Nurgül'ün yanında hiçbir zaman dimdik ayakların üzerinde duramadın. Çünkü sen her laflara bakıyorsun kardeşim. Anladın mı? Yani sen bir tarafı tutuyorsun, bir tarafı atıyorsun. Annenin yanına gidiyorsun, farklı konuşuyorsun. Nurgül'ün yanına gidiyorsun, farklı konuşuyorsun. Trabzon'a benim yanıma geliyorsun, farklı konuşuyorsun. Yani o yüzden gerçekten benim sana güvenim yok. Bunu bil. Bu ikincisi, şunu da söyleyeyim sana. Ben sonuçta burada bir kız tarafıyım, doğru mu kardeşim? Ama şu an ancak şöyle ben sana şunu da söyleyeyim. Böyle anlatayım sana, senin anlayacak olduğun dinde. Kusura bakma da. Nurgül'ün gözünden yaş aktığı zaman ben o yaşına kurban olurum. Ben bunu yıllardan beri de söylüyorum. Aylardan beri de söylüyorum. Bunu ben kendimi sana da zaten söyledim. Ama kusura bakma kardeşim. Ben Nurgül'ü kesinlikle ama kesinlikle size vermek istemiyorum, vermeyeceğim de. Allah Allah. Yani nişan çok teşekkür falan, ederim falan kardeş. Kardeşim. Çok Gökhan, teşekkür ederim kardeşim. Gökhan, çok mutlu oldum. Gökhan, yarın bakma, bir kurban kesin saniye, ben. Yani. Ben yarın hayır, bir kurban kesin. Hayırdır Gökhan? Kusura bakma da kimi kime vermiyorsun? 3,5 senem geçmiş. Nasıl vermiyorsun? Ben onu anlamadım. Çok mutluyum. Yani 3,5 tamam, sene. Bak Emre 3,5 sene Allah değilsin ya. Allah razı olsun da kalkıp burada şimdi diyorsun ki bak, orada farklı burada farklı. Vermem diyorsun. Neyi vermiyorsun Gökhan? Anlatayım mı sana ben şimdi? Anlat beni dinliyor Gökhan musun? Neyi vermiyorsun? Beni dinliyor musun? Bak 3,5 yıldan bak 3,5 yıldan beri sen 3,5 yıldan beri Nurgül'ü orada oyalıyorsun. Anlatabildim mi? Bak bu istinadeleri ben burada var ya, benim telefonum 7/24 saat burada susmuyor. Nurgül sahipsiz değil. Ben Nurgül'ün abisiyim kardeşim. Vermiyorum. Bu zamana kadar çünkü benim sana güvenim yok ben kardeşim. Çünkü sen güvenilir bir insan değilsin. Ben de konuşayım. Ben mi güvenilir bir insan tabii değilim Gökhan? Tamam güvenilir bir insan değilsin. 80 milyon biliyor. Ya çünkü sen... Bir saniye abla. Peki Nazlı Hanım'ın da söyleyeceği bir şey var. Gökhan'cığım lütfen İki bekle. Kelime. Mi istiyorsunuz? Ölene kadar evet. 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 Sonsuza kadar evet. Kavuşamıyor musunuz? Aileleriniz evlenmenize izin vermiyor mu? Ne yaptıysam olmuyor diye umutsuzluğa kapılmayın. Gelin bana Seda ablanız sizi evlendirsin. Düğününüz benden. Sizleri birbirinize eş, karı koca ilan ediyorum.
Çıkın çıkın gelin anacığım. Nasıl mı ulaşacaksınız? Hemen telefon numarasını veriyorum. Evlenemiyorum, ne yapsam olmuyor diyenler. WhatsApp'tan ne yapıyorsunuz? 0549 108 10 10. Anacığım çok kolay. Nurgül'ün kuzeni Gökhan Bey, Emre'ye ben kızımızı, ben onun abisiyim, sana vermek istemiyoruz, vermiyoruz dedi. Hemen Gökhan Bey'e tekrar bağlanıyoruz. Gökhan Bey. Efendim Seda Hanım. Yarım kaldı çünkü Nazlı Hanım size bir şey söylemek istemişti. Buyurun Nazlı Hanım. Merhaba Gökhan. Tabii ki. Merhaba Gökhan Tabii ki. Bey. Merhaba Nazlı Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok iyiyim. İlk önce ellerinizden öperim Nazlı Hanım. Teşekkürler. Allah razı olsun. El öpenin çok olsun Rica inşallah. Rica ederim. Senden de. Amin. Buyurun. Ben şey diyecektim yalnız. Hani şeyde kaldınız. Kızımızı vermeyeceğiz dediniz ya. Evet söyledim Nazlı Hanım. Evet. Ben çok mutlu oldum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sonunda biri yanımda oldu. Anne ne diyorsun ya? Ben zaten istemiyorum Tabii, kızınızı rica kardeşim. Ederim ama Nazlı Hanım beni de dinliyor musunuz? Evet dinliyorum buyurun. Nazlı Hanım bak öncelikle sözünüzü kestim özür dilerim. Ama şunu da ben size söyleyeyim. Hı. Şimdi açık olmak gerekiyorsa lütfen söylediğimi de yanlış anlamayın. Buyurun. Ben sizin gibi katıda olamam ama ortada bir aşk da olduktan sonra ben tapu gibi yani ben Nurgül'ün arkasındayım. Bunu da size söyleyeyim. Kardeş, yani o istiyorum dediği anda ben her şeyi de yaparım. Bunu da bilin. Kardeş emin olabilirsin. Ben istemiyorum. Ben 4 yıl önce onların kapısına da gittim. O kız vermem dedikten sonra bu kız benim gözümden çıktı ortaya sınır koydum kardeş. Anladın mı? O gün bugündür ağzına kuş da tutsa istemiyorum. Allah yolunu açık etsin, bahtını açık etsin. Ya şimdi... Heh. Benim oğlumu sevik sevmemesi şimdi Nazlı önemli Hanım, de. Şunu da ben size söyleyeyim de. Hı. Şimdi Nazlı Hanım ben de size şimdi bunu söyleyeyim de. Hı. Yani bir insan bir yerde bir hatası vardır anlatabildim mi? Şimdi kalkıp da hemen bir tarafa da suçu bulmayalım. Yani hı. Orada birbirimize kıracak, incitecek, rencide edecek laflar da söylemek yakışık değil. Kardeş ben sizi tanımıyorum. Yani şimdi biz burada bir ben hayatım boyunca bak, kimseye Nazlı Hanım, bir dakika. Saygısızlık yapmadım. Buyurun. Tabii ki, tabii ki. Onda hemfikiriz. Şimdi bak Nazlı Hanım, orada benim bir tane canım var. O da Nurgül. O bana babasının emaneti. Olabilir. O da orada benim de canım var. Yani bak, ben onun gözünden akan yaş için yani... Gökhan ya Bey. Ya illaki ben şimdi Nurgül'ün gözünden... Efendim Seda Hanım. Gökhan Bey nasıl olmasını isterdiniz? Bu işin nasıl ilerlemesini, Emre'nin nasıl davranmasını isterdiniz? Yani bu evliliğin olması için şimdi, siz Seda ne Hanım, olmasını ben... isterdiniz? Şimdi Seda Hanım çünkü ben burada Emre'ye güvenmiyorum. Bu bir. Ben kızınıza güvenmiyorum. Çünkü Emre diyeceğim sana nasıl biliyor musun Seda Hanım? Emre orada farklı konuşuyor. Benim yanıma geldi misafirim oldu. Benim burada çevremi de gördü. Benim nasıl bir insan olduğumu da gördü. Ama beni ikna etmesi lazım. Anlatabildim mi? Ben sonuçta kardeşimi ona emanet edeceğim. Kardeş etmene gerek yok. Kardeşinin hayrını gör. Efendim Emre. Gökhan ben seni nasıl ikna edeyim? Geldim sana orada havalimanında 1 saat konuştum. Dedim ki ben bu kadını seviyorum. Sana anlattım. Hatta ne dedim? Abi kardeş ilişkinizi ben sırf bozmamak için aynı anda ikinizin de gözleri doldu ağlamaya başladınız. Ben sizi ayırmayayım diye dedim ki ben burada da yaşarım dedim. Ben sana bunları söyledim. Ne kadar çok sevdiğimi bunu biliyorsun. Hmm. Tamam biz burada anamı ikna etmeye çalışırken... Doğru. İki sorun olmasın Gökhan. İki taraftan sorun olmasın. Sen de sorun olma bize. Anam da olmasın. Biz Emre. Orta yolu bulmak için buradayız. Bak Gökhan oğlum bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Emre. Lafını balla böleyim bir dinle beni. Tabii. 4 yıldır bu kız bunu seviymiş Tabii ya ki. Yalandan yere. Bu da onu seviymiş ya. 1,5 aydır yan yana oturuyorlar. O ona değilsen kimsin o ona değilsen kimsin? Ondan sonra o eskiden bahsediyor. Eskiden çıkamamış geri gelmişti ki seveyim. Kardeş sen olsan sen de kabul etmem. Ben istemiyorum. Altın da olsa istemeyim, gökten de Nazlı Hanım, istemeyim. Allah şimdi, yolunu açık etsin. Şimdi
Nazlı Hanım. Efendim. Şimdi Nazlı Hanım bak, onlar benim yanıma geldiğinde, onlar benim yanımda geldiğinde ben onlarda bir şey hissettim mi? Hissettim. Evet. Nasıl hissettim? Gerçekten birbirlerini seviyorlar ama burada ben Emre'ye güvenmiyorum. Kardeş. Vallahi abim ikna etti. Senin yeğenin eskiden çıkamamış ki Emre'ye güvenmeyin. Kadın kadın oturdu oturalı Emre'ye ikna edeceksin. Benim Emre... kaynanama kurban ol. Benim eşinuma bu şeyle yap. Bak abime bakma kardeş. Abim ne derse o artık. Ben bugüne kadar kimseyi karıştırmadım çünkü biliyorum. Bizimkiler laf söyledi mi orada kalır. Ya üstüne kimse konuşamaz. Ben bugüne kadar sustum. Bundan sonra da sen ikna edeceksin. Nurgül abi, ikna olmazsa beni da alır götürür beni yani. Gerçekten mi? Çok sevinirim. Alkışlayalım götürür. Sen ikna edeceksin artık abim. Nurgül abim, dinliyor musun beni? Dinliyorum abi. He? Dinliyorum abi. Nurgül abim, beni dinliyor musun? Şimdi bak, bak şimdi abicim. Sen orada nasıl yapacaksın biliyor musun? Söyle abi. Sen benim söylediğim lafın üstüne hiçbir zaman laf söylemeyeceksin. Tamam. 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 Ben senin her zaman, her daim arkandayım. Senin bana bir telefonun yeter. Tamam abi. Vay vay. Yani biz kimseye muhtaç değiliz kızım. Tamam. Anladın mı? Yani bir insan seni gerçekten seviyorsa, seni oraya çıkarttı ya 3,5 yıldan beri bu isterse düğününü de yapardı, nişanını da yapardı, evini de tutardı. Ama bunda ben o kabiliyeti görmüyorum. Emre de yok. Yani kusura bakma ama ben seni ona vermem. Ay çok teşekkür edeyim kardeş. Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Ha, çok mutlu oldum. Bana istediğimi verdin. Yani... Kes anne otur. Sus ya. Şimdi, zaten burada şimdi bu, bak... bir bununla uğraşırken bir de seninle uğraşıyoruz. Kes. Ya. Yapma ya. Bak. Kendi kendimi şimdi, oynatma. Şimdi bak sonra. Emre, eğer gerçekten benim canımı istiyorsan... Hala sen bana kendini ikna edeceksin. Kendini bana ispat edeceksin kardeşim. Gökhan, sana kendini nasıl ispat edeyim? Ama sen bana kendini ispat etmedikten sonra kusura bakma. Geldim, yanına geldim. Bak inkar etmiyorum. Ekmeğini yedim. Şöyle Allah razı olsun. İki gün bizi misafir ettin. Allah binlerce kez razı olsun. Her sana zaman. Orada ben aşkımı, sevgimi her gösterdim diyorum Gökhan. Tamam, senden ne istiyorsun bir ya sor. Ya ne istiyorsun ben? Hayır, bakamaz sen bana, diyor Seda abla. Ne yapmamı? Peki bak, hayır diyor ben ki. Ben senden ne istiyorum biliyor musun? Bak, ben senden ne istiyorum biliyor musun? Ben sana diyorum ki Emre... Eğer gerçekten Nurgül'ü gerçekten istiyorsan annene nasıl söyleyeyim sana? Anneni ikna edeceksin kardeşim. Anlatabildim mi? İki dünya yani bir araya gelsin. Yani sizin huzurunuz olmasını istiyorsan annenle beraber olacaksın. Olmaz. Ama olmaz, sen kardeş. Böyle yaptığın müddetçe kardeşim, bak sen böyle yaptığın müddetçe kardeşim, sen benim yanında değil, tamam mı? Her zaman Nurgül'ün ben karşısındayım zaten. Sen de beni o zaman arkanda bulamazsın. Ah canım, çok üzüldüm. Kardeş. Tamam. Bacınızın hayrını görün. Allah hayırlı kapılar versin. Anne ne diyorsun anne? Nazlı anne Hanım. Kurban olayım Nazlı sus. Hanım, bak. Anne bir Nazlı şey Hanım. Deme ya. Yeter ya. Nazlı anne Hanım. Yapma bunu efendim. Bana ya. Nazlı Hanım. Nazlı Hanım. Efendim. Bak şimdi Nazlı Hanım. Biz kızımızı kimseye zorla vermiyoruz. Bu burada bir kere anlaşılsın. Tamam kardeş, mı? Kardeş 4 senedir kurtaramadım oğlan. Nasıl zorla? Bak seni hayır. Bilmem beni bir dinler de. Misiniz? Beni bir dinler misiniz? Dinliyorum kardeş. Hayır siz beni bir dinler misiniz? Nazlı tabii Hanım. Ki, bak siz beni ki, bir dinleyin. Buyurun. Tamam mı? Bak anneciğim bak. Buyur annem. Buyur. Bak anneciğim sen beni bir dinle. Burada ortada bir tane aşk var mı? Yok. Var. Yok. Ama şimdi bunlar ikisi bir araya geldiği zaman bak beni dinliyor musun? Hayır sözümü kesme. Lütfen sözümü kesme. Evet buyurun. Yani ben burada diyorum size ki bak bunlar birbirini gerçekten seviyor mu? Seviyorlar ama ben Emre'ye kızı vermem. Teşekkür ederim. Senin istemenle de olacak bir olan bir şey değil bu zaten. Artık yeter Nazlı Hanım ya. Yani sizin bize gelmeniz gerekiyorken biz sizden konuşuyoruz. Millet burada herkesi yanlış anlıyor. Anlatabildim mi? Sanki kardeş, biz kızımızı size zorla vermeye çalışıyormuş gibi öyle oluyor. Öyle oluyor zaten. Hayır böyle şey olmaz durum zaten. Durum öyle gösteriyor. Tamam bak şimdi ben sizi... Bak iki dünya bir araya da gelse... Tamam iki dünya bir araya da gelse... Kesinlikle ve kesinlikle... Ben canımı Emre'ye teslim etmem. Kendini bana ispat etmedikten Allah sonra... Allah razı olsun. Allah öyle razı şey olsun. Yani Nurgül sen de bir helal şey helal olsun kurban benim kardeşime. Ya. Verme arkandayım ama sözüyün Erol. Yok abla olmaz ya böyle. Peki. Sözüyün Erol kardeş. Peki Nurgül'ün abisi, teyzesinin oğlu abisi dedi çok ki ben Emre benim güvenimi kazanmadan Nurgül'ü benden alamaz dedi. Biraz sakinleşsinler. Nurgül'den Trabzon'da çok özel bir ziyaret izleyelim.
Nurgül ve Emre son olaraksa Nurgül'ün babasının mezarını ziyaret etti. Sana damadını getirdim. Çok özledim seni. Babam sağ olsaydı kimseye ihtiyacımız olmazdı bizim. Arkamızda daha gibi dururdu. Ben söylemem yeterdi yani babamla. Babamın mezarına geldiğimizde onu görmüş gibi hissediyorum. İnsan babasının karşısında konuşamıyor işte. Konuşulacak. Ne bileyim ya. Nurgül, babasının mezarının başında gözyaşlarına boğuldu. Emre ise sevdiği kadına sarılıp onunla birlikte ağladı. Ama benim de bir babam var yani. Toprağın altında olsa var. Herkesin babası mesela arkasında duruyor falan ya. Ben mesela onun resmini görünce çok mutlu oluyorum yani. Onu çok özledim. Burnunda tutuyor kokusu. Ben de böyle sarılmak isterdim. Ben ona söz veriyorum. Kimseye ne muhtaç edeceğim ne de hiçbir şekilde bu kadının başını yere eğeceğim. Ben ona çok söz veriyorum yani. Hiçbir zaman onun başını yere eğmeyeceğim ve kimseye de muhtaç etmeyeceğim. Keşke burada olsaydın da karşımıza oturtursaydın seni. Elini öpseydim de Nurgül isteseydim senden. وَدُعِنْ لَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْرُشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Aferin Nurgül. Gittim. Abim sağ olsun hoca falan tutmuş. Bir de babamın başlıkları çok eskimiş ya. Onları da değiştirecek. Abim getirdi işte. Ay canımsın benim ya. Emre orada ne güzel destek veriyorsun. Ne güzel Nurgül'ü. Benden çok ağladı o. Ne olursa olsun yine de orada babasından istemişsin. Bir de babamın ölüm tarihiyle Emre'nin doğum tarihi aynı. O vefat etmiş, ben doğmuşum ama. Ne dedin canım? O vefat etmiş, ben doğmuşum. Aynı tarih. Hülya zaten diyor ki, bizim bak orada tüylerimiz ürperten. Ne dedin Hülya'cığım mikrofon? Ben gidiyorum ama yerime birini bırakıyorum. İşaret gibi sanki. Bu bile tüylerim diken diken oldu. Bizim de orada oldu abla. Tesadüf. Efendim Safiye'cim. Seyda Hanım, Nurgül'e bir şey söylemek istiyorum. Nurgül çok güzel, ayakları üzerine durabilen, çok güçlü bir kadın. Dilese her şey yapabilecek bir şeyde, yetenekte. Emre ile annesini birbirine, yani Nurgül'e birbirine düşüren Emre. Nurgül arkasına bile bakmadan Emre'yi bırakıp gitsin. Çok huzur bulacak. Aa. Kesinlikle çünkü evlense bile, buna. Evlense ben bile başka bir şey bekliyordum. Bu olay devam edecek. Evlense bile aynı şey. Nurgül'e huzur vermeyecekler. Yani Nurgül. Çünkü Nazlı Hanım istemiyor. Emre ikisinin ortasında kalmış. Nurgül'ün yapabileceği en güzel şey arkasına bile bakmayacak. Hadi eyvallah diyecek. Herkes yoluna, yani ben yoluma. Yani Nurgül'ün kuzeninin söylediği sözlere katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Nazlı Hanım istemiyor. Emre arada Allah kaldı. Bana onu babamın yerine gönderdi. Ben onu asla bırakıp bir yere gitmiyorum.
Ben onu asla bırakıp bir yere gitmem diyor. Efendim Yılmaz abi. Kızım acını biliyorum, hissediyorum ama şunu bil ki baban olarak buradayım. Bir de Nazlı Hanım'a ve ailelere sesleniyorum. Lütfen birbirinizi bir araya gelin, son kararı verin. Bu kadar hakaretli ithamlar olmasın. Rica ediyorum. Hiç gerek yok. Zamanında geldik yeter. Ben bir keredir Allah'ın adı bir olduğu için ben bir kere gittim, olay gitti. Efendim Ömer. Seyda Hanım, ben Nazlı Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Şimdi Nazlı Hanımcığım, aslında çok merhametli, çok ana, çok iyi bir bayansınız. Annesiniz. Dolayısıyla bir kere affetseniz o baldırı çıplak lafını ne olur. Yani bir kere olmamış saysanız da şu çocuklara biraz huzur verseniz. Bir buçuk aydır burada oturup da saygısına bakın. Bırakın o baldırı çıplak, konuşma tarzına bakın. Ne büyüklüğü, ne küçüklüğü, ne eskiden çıkıyı, ne yeniye girebiliyor. Orada kendi kendine sevimli bir ayak tutmuş gidiyor. Sizin sözlerinize karşı dedi onları. O da hata etti, onu biliyor. Bilmiyor. Bilseydi şimdi böyle olmazdı ama olmaz yani. Allah şimdi rast getirsin. Kızım, ilk merak etme. Senin baba olarak abin de var. İnşallah... Emre ile de evlenirsin. Hem eşin hem baban olur. Sam yeni esti de yaprak döküldü. Babamız öldü, boynumuz büküldü. Ölürken gözleri tavana takıldı. Ölürken gözleri tavana takıldı. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi arkamızda dursaydı. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi arkamızda dursaydı. Sen geldin aklıma, sakin bilemedim, varamadım farkına. Başıma bir iş gelse, sen koşardın yardıma. Başıma bir iş gelse, sen koşardın yardıma. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi arkamızda dursaydı. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı, bir karlı dağ gibiydi arkamızda dursaydı. Yesem de canım babam, sen yoksun ya açım. Kurtlar sofrasına düştüm, nasihatine muhtacım. Yokluk belimizi büktü, gönlümce yaşatamadım. Yokluk belimizi büktü, gönlümce yaşatamadım. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı,
bir karlı dağ gibiydin. Arkamıza dursaydı, ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı. Bir karlı dağ gibiydin. Arkamıza dursaydı, ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı. Bir karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Ah babam sağ olsaydı, köşede otursaydı. Bir karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Evet, Allah rahmet eylesin. Baba ve anne çok önemli. Havva Nur burada resti çekti ama babası reddederim deyince geri adım attı. İşte Havva Nur babası için ne kadar kıymetliyse babası da Havva Nur için o kadar kıymetli. O babası Allah sağlık versin. Yaşıyorken kıymetini bilenlerden bir hatırlayalım dün neler oldu. Kemal Bey bir açıklama daha yaptı. Şu lafı duydum. Karaman'da kına yapacağız diye. Karaman'da kına yapamazsınız. Murat ve Havanur asla. Bunu siz kulağınıza iyi aklınıza sokun. Karaman'da hiçbir şey yapamazsınız. İstanbul'da kınanız oluyor. Ondan sonra herkes yoluna bakıyor. Ya daha sonra düğün nerede olacak? Düğün Karaman'da olacak. Düğün Karaman'da olacak kardeşim. Biz onu daha önce de söyledik. Seda Hanım'a da söyledik. Seda Hanım da söz verdi zaten. Murat ve Havanur size söylüyorum. Seda ablanız ne dedi? Size yakışır, Türkiye'ye ses getirecek kına yapacağım dedi. Siz hala Karaman'da kına yapacağız diyorsunuz. Kim gelecek Karaman'da? Kim yapacak sizin kınanızı? Biz yoğuz. Sakın kına için benim kapıma gelmeyin. Ben kınayı orada istiyorum. Zaten Zeynep Bey hiçbir istemiyor. Murat hiç kabul etmiyor. Çünkü niye? Saygısızlık yüzünden. Ya kızına da laf söyledi. Kızını da istemiyor, oğlunu da istemiyor. Havanur da diyor ki annem babam beni istiyor. Buyur. Havanur ne dedi? 6 Haziran'da ben... Kim ne derse desin bana da res çekti. SP'ye de res çekti Havanur. Kimse kıvırmasın, kimse çevirmesin. Havanur kalkıyor bana dengesiz dengesiz konuşuyor. Murat kalkıyor SP'ye dengesiz konuşuyor. İşte ben şuradayım ahkam kesiyor orada Murat. Havanur orada bana ahkam kesiyor. Ya siz kimsiniz? Siz kimsiniz de ahkam kesiyorsunuz? Hadi gidin. Yine diyeceğim. Hadi dışarıda yapın kınanızı, düğününüzü. Bizi aramayın o zaman kardeşim. Aramayın ya. Biz size hiçbir şey öğretememişiz. Öğretememişiz ya boşuna. Siz orada da boşuna oturuyorsunuz. Sizin saatin şunu da söyleyeyim. Sizin evliliğinizde olmaz da biz uğraşıyoruz. Gönlünüz var mı yok mu bu evliliği? Yok abi. Benim gönlüm yok. Gönülden rıza. Ya ben saatin başta da söyledim de daha önce de söyledim. Havanur'dan bana gelin olmaz dedim. Çünkü niye? Buyur bir gelin adayı bu şekilde konuşur mu? Ben 18 Mayıs diyorum. 18 Mayıs'ta kına olursa eyvallah. Ben her şeyiyle yanlarındayım. Olmazsa kusura bakmayın. Bizi unutun. Ben Karaman'daki kınayı onlar için yapmayacağım ki zaten. Kendilerine niye gelin güveyi oluyorlar? Ben onlara soraraktan da bir şey yapmıyorum ben. İster gelsinler ister gelmesinler. Bana dediler ya. Kınayı yapabilirse yapsınlar diye. O zaman Seda abla şöyle siz takdim edin. Önce bir gösterin. Tamam, burada ne yazıyor? Yazıyla birlikte çektiği gösterin. Okusunlar. Alttaki tarihi de okusunlar. Bak tarihi de net bir şekilde. Bak burada bir tarih var. Burada da Havanur gelinin kınası. Evet. Tarihi tarih de yazıyor bak. Tarihi 06.06.2022. Murat yapamaz, Havanur yapamaz diyorsunuz ya. Bu da Havanur'un kına testi. Bilginiz olsun. Bunu böyle alacağız.
Aa, sen ne kınalar demek istedin yansın, şimdi Esat Bey'e? Davullar çalsın, gelin damat oynasın. 7'den 70'e herkes duysun, düğünümüz başlasın. Gelin ağlar giyini, gelin ağlar giyini. Damat ile yürüdü, damat ile yürüdü. Sen kime meydan okudun sen? Ben mi? Esef Bey geliyor, kaçın. Havanur'dur. Kaçın, Esef Bey geliyor, kaçın. Yo yo, gel bir gel. Bak Esef Bey, sonra bağlanıp bana kızıyorsun, al gör. Eğer Havanur bir şey söylediyse onun arkasında durur. Özellikle bunun babasını Aynat Karaman'da yaptırıyorum. Özellikle bunun babasını Aynat Karaman'da yaptırıyorum. Benden istedi. Ben Karaman'da istiyorum dedi. Burada da istiyorum dedi. İki yerde de yapacağım. Karaman'daki özellikle babasından inat. 4 Haziran'da Karaman'da kınamızı yapacağız. İsteyen gelir, istemeyen de gelmesin diyorlar. Evet, çok güzel. Havanur da dedi ki, Murat'ın babası Kemal Bey'e inat, Karaman'da kınamı yapacağım dedi. Ben de bu lafa sadece gülerim ya. Siz iyice bu nişanı, kınayı iyice yalama yaptınız. Ben bunlara, bunu sizin konuşmanıza Türkiye'de inanmaz. Ben inanmadım, Türkiye'de inanmaz. Şu anda Türkiye size gülüyor. Kim gülüyorum? Ben de buradan gülüyorum size inat. Siz daha çok değiştirirsiniz bu konu, tarihi. Ama şöyle bir şey var. Gelin, siz daha gelin, çok değiştirirsiniz. Gelin testine yazılan tarih değişmez. O belli bir şeydir. Adet yani. O test de değişir, o da değişir. Oho, siz daha neler değiştirirsiniz? Vallahi kimse değiştiremez. Nasıl? Esef Bey de, Kemal Bey de. Kimse değiştiremez. Meydan mı okuyorsunuz siz? Vallahi ben 6 Haziran'a Havanur kına istemiş. Evet. Kendisi, ben Murat'ın doğum gününe kına istiyorum demiş. Bunu birisi değiştirecek. Oraya bir 360 derece bir geçecekler. Dönecekler şöyle bir virajına. Ya bu babam da olsa, Esef abi de söylüyorum. Olsa. Babam da dahil dedi. Seda Hanım, biz değiştirmeyeceğiz. Esef Bey de değil, ben de değil değiştirecek olan. Kendileri mi? Bunu kendileri değiştirecek. Değişirse evet. Sizin bak, sayenizde değişir zaten. Benim sayemizde değişecek bir şey yok. Zaten bugüne kadar bizim hiçbir dediğimizi yaptınız mı? Yapmadınız ki şundan sonra yaparsınız. Yaptık ya, daha ne yapmayacağız? Ne yaptınız? Ahkam kesmek mi yaptınız? Ver istediğinizi yaptık. Aşağılamak mı yaptınız? Esef abi ne dediyse onu yaptık. Terbiyesizlik mi yaptınız? Neyi yaptınız? Aşağılamaktan başka, terbiyesizlikten başka ne yaptınız orada? Herkese hak ettiği gibi konuştum. Ha, beni o şekilde mi hak ettim ben? Herkese hak ettiği gibi konuştum. Madem herkese hak ettiği şekilde konuştun, ben ne yaptım? Bana bir hata göster, ben sana karşı bir hatamı göster, ben de sana bu şekilde konuştum de. Buraya çıkmadan önce de, buraya çıktıktan sonra da herkes siz kendi hatasını biliyor. Ne hatasını biliyor Havanur Hanım? Konuş bakayım. Söyle. Herkes hatasını biliyor. Madem dökülüyorsunuz, dökülün. Ben nerede hata yapmışım sana karşı? Ben söyleyeyim o zaman. En başından bir tanesini ben söyleyeyim. Annemle birlikte olup da Esef abinin yanına gidip Havanur'u istemediniz. Siz gelmediniz. Benim babam da ikimizin de arkasında durduydu. Şimdi sayenizde o da gitti. Benim alnım açık. Kimse bana kötü bir şey diyemez. Varsa da diyecek olan kimse buyursun. Kimse söylemez. Meydan. Ben söylerim. Bağlansın, arasın. Ben söyleyeceğim. Ben söylerim diyor ben, baba. Kimseye ben söylerim. Ben söylerim. Tamam, tamam hadi mı? Söyle orada baba. Orada çıkıp söyle. Orada ahkam kesip durma. Söyle. Orada ahkam kesip durma. Kes. Söyle. Yeter. Hadi ben burada kınayı yaptım. Kınayı iptal edecek biri var mı? Veyahut da bozacak biri var mı? Oraya iki gün çıktınız diye kendinizi bir şey mi zannettiniz?
Dört kişi topladık diye kendinizi bir şey mi zannettiniz? Allah. Tamam mı? Dönüp dolaşacağınız gibi burası, burası. Evet, karşılıklı resleşmelerden sonra Murat'ın annesi Nuriye Hanım da sessizliğini bozdu. Bakalım Nuriye Hanım bu konuda ne düşünüyor? Allah Allah. Haziran'da Karaman'da olacak. Şimdi 4 Haziran'da tamam burada Karaman'da kına yapacağım diyor. Kim gelecekmiş? Burada bir kına olmaz yani, yapamaz. Orada yapacak. Burada yaptı, annesi de gelmez, babası da gelmez. Biz de aynı şekilde. Kim gelecek? Kim ne yapacak burada kınayı? 4 Haziran'da burada filan kına yapamazlar. Onlar orada öyle atıp tutuyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Özellikle bunun babasını Aynat Karaman'da yaptırıyor. Önce hiç 4 Haziran falan yoktu kına, bu Karaman'da falan kına yapacak denmiyordu yani. Ya işte inatlaşıyor. Neden yani? Neden Kemal Bey'i? Biz orada olsun dedik kınaya ya. Orada 18 Mayıs dedi ya Kemal Bey. Ona karşılık o da işte 4 Haziran'da Karaman'da yapacağım. İnatlaşıyor. İnat. 6 Haziran'daki kınaya gidecek misiniz İstanbul'a? Zannetmiyorum, bilmiyorum. Tabii ileriki şartlar ne gösterir de. Yani gönlünüzden kısacası bu kınaya gitmek geliyor mu? Bu Murat'la Havva'nın kınasına gitmek ya da ilerleyen süreçte kınadan sonra düğün. Gönlünüzden geçiyor mu gitmek? Vallahi şu an hiçbir şey düşünmüyorum yani şu an. Yani nişanına gittik ama kınaya... Bilmiyorum, zor herhalde biraz yani. Gitmeyiz gibi geliyor. Siz hala Karaman'da kına yapacağız diyorsunuz. Kim gelecek Karaman'da? Biz yoğuz. İster gelsinler ister gelmesinler. Murat öyle saygısız çocuk değil aslında. Saygılı da biraz da tabii ki orada o baskı yapıyor. İşte senin annen baban işte... Şöyle yapmadı, böyle yapmadı. Tabii ki etkisi oluyor yani. Etkisi var. Bağlansın hadi. Ben burada yokken iyi hakem kesiyorlar. Hadi ben buradayken de bağlansınlar. Yürek isterim, yürek. Önce saygı. Yani biz her zaman için diyoruz. Murat da saygılı olacak. Çünkü o da onun annesi babası. Biz de Murat'ın annesi. İkisi de saygılı olacak. O konuda... Tabii ki Murat'ı şey etmiyorum yani. Yani orada Murat tabii ki haksız yani. Öyle şey olmuş. Sonuçta bir büyüğü, babası yaşında. Öyle terbiyesizlik yapmayacaklar. Evet, senin inatlaşmanı anlayamamışlar Havva Nur. Neden? Kemal Bey'e inat, Murat'ın babasına inat, kınayı Karaman'da yapacağını... Bence sen açıkla. Neden inatlaştığını anlamadılar. Oraya gelmeyenler burada gelmesin o zaman. Buradaki kınaya da gelmesinler. Ha, burada yaparsam gelmesinler, gelmesinler diyorsun. Gelmesinler. Evet, gelmezlerse kınayı burada yaparım diyor. Doğru anladın. Hayır. Değil mi? Oraya gel, o kınaya gelmeyenler burada gelmesin bir daha. Ama orada yani diyorlar ki bak. Benim sen, ailem için değil. Herkes kendi için. Ailesi için de geçerli. Orada sizi isteyen yok ya. Evet. Sizi anlamadığınız bir şey abla, var. Ben anladım, sizi anlamıyorsunuz ya. Benim demek istediğimi anlamıyorsunuz. Bakın, herhalde. Bakın ikinizin de ailesi diyor ki hiç buraya gelmesinler. Kına mına yok diyor. Ben ailelerim için istiyor. Yapmıyorum ki. Ben aileler için yapmıyorum abim ki. Abim değil mi sonuçta? Yaparım. Ne o, ne dedin de cevap verdi Hülya? Abi ne yaparsın kınayı dedim. Anne baba yok, en güzel abi, burada olunca gelecekler mi? Bir dakika, mikrofonu konuşmayalım. Şimdi eğer Sevim Hanım ve Esef Bey'in bu kınanın Karaman'da yapılmasına tepkisini biliyorsunuz. Havva Nur'un abisi evinde bu kınayı yaptıramaz. Evet. Esef Bey dünyada buna izin vermez. Şu anda 4.30G'ye Karaman'a bağlanıyoruz. Esef Bey karşımızda. Bakalım bu Karaman'da kınayı yapıyoruz. Sözüne Esef Bey'in cevabı ne olacak? Esef Bey. Efendim. Esef Bey, Havva Nur ve Murat gelip 6 Haziran'da Karaman'da kınayı yapacağız diyorlar.
Evet. Siz ne diyorsunuz efendim? Kendi kafalarına göre yapacaklarsa buyursun gelsinler yapsınlar. İki ailenin de gelmesi önemli değil. Biz arkadaşlarımızla yapacağız diyorlar. Ailelerimiz gelse de olur, gelmese de olur. Bundan yok, sonra onların bileceği iş diyorlar. Ben öyle demedim. Murat dedi. Murat sen dedi. Ne diyorsun? Baban karşında. Ben öyle bir şey demedim. Tamam ne diyorsun? Baban karşında babana söyle. Mesela demin dedin ki abimin evinde yaparım dedin. Söyle babana. Hayır abim istiyor dedim. Ha. Abin... Oğlunuz... Abisinin evinde mi yapacaklarmış kınayı? Evet. Kimden izin almışlar ya? Abisinin evinde falan kimse kına yapamaz. Orayı bir geçecekler. Ben yapacağım Esef abi. Güzel konuş. Yapamazsın abi. Ben hazırladım bileni. Şu an ışıklandırması kimden falan izin hazırlanıyor. Ya istediğini hazırla ama orada... Benim oğlumun evinde sen benim de bacım, yapamazsın. Vallahi kusura bakma Esef abi. Benim de bacımın evi orası. Bacım ya. Olabilir abi. Benim bacımın bacım evi orası. Bacım olabilir. Yapamazsın. Git öteki bacının evinde yap o zaman. İstediğim gibi girerim, istediğim gibi çıkarım oraya. İstediğimi de yaparım orada. Bacımın evi. Bacım izin verdikten sonra. Orayı bir geçeceksin koçum sen. Benim bacımın evi orası yani. Bacının evi ise git öteki bacının evinde yap. Ne yap? Ben o Gizem bacımın evinde yapacağım. Hadi bakalım. Vallahi yaparım Esef abi. Buna da karışamazsın yani. Ben sana söyleyeyim. Tamam gel yap abi. Ya. Tamam burada Karaman'da yap gel. Ahmet'in evinde yap yapabiliyorsan hadi. Ben buradayım. Ya Esef abi bana böyle dik dik konuşma abi. Sus diyorum ya sus. Ne yapacaksın konuşma. Ya bana dik dik konuşma abi. Dik dik konuşma. Murat. Ne yapacaksın sen bana? Murat'cığım sakin. Susuyoruz susuyoruz bak yaptığın bir değil iki değil bir sürü hataların. Susmasan susma lan konuş. Ne hatası var lan ne hatası var? Sen böyle davrandığın sürece o kınamına yok tamam mı? Yapma! Yok. Yapma! Sakin oğlum sakin. Sakin ol. Bak ablanı izliyorum. Ablayı da. Bağırmasın. Terbiyeli konuş. Yo niye kapattı da? Açın bağlayın. Bağlayın. Bağlayın ya bağlayın. Bağlayın. Hayır güzel konuş. Bağlayın Murat'cığım. Tamam güzel konuşurum. Bağlasınlar. Güzel konuş. Bağlayın. Bir kere bir şey bağlayın söyledim. Ya. Murat. Bağlayın Murat. Adam. Murat abi bağlayacaklar. Dur onu. Bağlayın. Bağlayın bağlayın. Hayır bağlanana kadar bir sakin ol. Tamam direkt. Yok ben arıyorlar, sakinim. Bende sıkıntı yok. Peki, tamam bağlayın. Tamam Esef Bey bağlanana kadar benim merak ettiğim bir şey var. Siz bu kanayı Havanur anons etti değil mi? Burada yapıyorum dedi. Hatta 5 Haziran pazara denk geliyormuş. Biz de hatırlattık. Tamam dedi. 6 Haziran'da burada. Siz niye millete çıldırtmak için mi yapıyorsunuz? Niye orada yapmaya karar verdiniz? Yo bana... Hiçbir yerde yok benim... artık. Hiçbir yerde yok. Tamam yapmayalım. Hiçbir yerde yok. Babama nikah... böyle davrandığın sürece hiçbir yerde yok. Nikah, kuru nikah kıyar geçeriz. Nikah da yok. Allah Allah bak ya. Ya bak nikah kendin... Uyla, baban oraya çıkıp diye konuştu diye yani. Şu arkan sırtlanmasın. Ne olacak? Oğlum arkan kız... sırtlanmasın. Babam değil benim mi? De arkam var. Sırtlanmaz. Babam Allah'a değil şükür benim arkam boş değil. Öyle konuşma Murat. Benim ya arkam boş değil. Baban bak baban tamam mı? İkili oynamazsın. İkili oynama Esef abi beni senin duyuyor. Senin baban da ikili bir oynuyor. Dakika. Beni ikili oynama. Benim üstüme salma. Bak. Murat, benim üstüme sarma. Karaman'da ne oldu biliyor musun abla? Ben bayrama gittim de benim yanıma arkadaşım geldi. Sen niye salmayın diye. Yüzleştiririm de. Açtırma benim. Yüzleştiririm de. Ben babamın yanındaydım. Ne zaman demiş? Bak ağlıyor. Basmayın abi ne oğlum saçında? Yapma. Kendi kendine de bak. Ha. Bak ağzımı açtırma çıkarsın, benim. Aç ne olacak? Ağzımı açtırma aç benim. Bir şey söyleyeceğim. Bak ağlıyor ben sustum, yapma. Ben sustum, sustum, sustum. Ağlatma. Kendi kendiliğini çıkartma bak piyasaya. Ya çıkarın. Neyi açıklayacaksınız? Bak ben fitnesini çıkaracağım. Hepsini...
garanti veririm. Allah Allah. Ben yaparım. Sen gidersin, çıkacaksın, biz çıkmayacağız değil mi? Hadi bağlayın abi, bağlayın. Bağlayın, Esif abi bağlayın. Ben ararım normalde. Karadır bu bahtım kara, sözüm kar etmiyor yara, sen düşürdün beni. Kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim buldum, kendim ettim. Kendim buldum, gül gibi sararıp soldum. Eyvah, eyvah. İstiyorsunuz. Ölene kadar evet. 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 Sonsuza kadar evet. Kavuşamıyor musunuz? Aileleriniz evlenmenize izin vermiyor mu? Ne yaptıysam olmuyor deyip umutsuzluğa kapılmayın. Gelin bana, Seda ablanız sizi evlendirsin. Düğününüz benden. Sizleri birbirinize eş, karı koca ilan ediyorum. Çıkın gelin anacığım. Nasıl mı ulaşacaksınız? Hemen telefon numarasını veriyorum. Evlenemiyorum, ne yapsam olmuyor diyenler. WhatsApp'tan ne yapıyorsunuz? 0549 108 10 10. Anacığım çok kolay. Ekran başındaki değerli izleyicilerim, yanımda gıda yüksek mühendisi Doktor Aslı Elif Tanur Samancı hocam var. Aslı hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı mı diyorlar, Elif mi? Aslı. Aslı hocam. Hemen biraz kendinden bahsedip sonra sen böyle kendini propoliste adadın. Neden oldu, nasıl oldu? Ben uzun yıllardır arı ürünleri çalışıyorum. Yüksek lisansım, doktoram arı ürünleri üzerine. Kendimi niye propolise ve arı ürünlerine adadım? İlk oğlumda çok ciddi bir sağlık problemiyle karşılaştık. Sık sık ateşleniyordu. Bir yaşından itibaren 5 yaşına kadar. Çok yoğun antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorduk. Üstelik annem de çocuk doktoru. Ama maalesef bir çare bulamıyorduk. Yani sık sık antibiyotiği kesince bir hafta 10 gün sonra ateşlenmeye devam ediyordu.
Henoşönlen vaskülit diye bir hastalık başladı. Bir çeşit iç kanama. Kan damar dışına sızıyor. Kendi kendine vücut bunu yapıyor. Otoimmün bir hastalık. Ve tedavisi de yok. O zaman işte propolis ve arı sütüyle tanışmam ve onlara aşık olmam o zaman oldu. Çünkü en son gittiğimiz profesör hocamız dedi ki propolis ve arı sütü bağışıklığı çok güçlendiriyor. Aslıcığım neden sen de arıcılık sektörünün içindesin? Eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi. Niye dedi çocuğa propolis arı sütü vermiyorsunuz? O zaman tabii Türkiye'de üretim yoktu henüz. İthal geliyordu Çin'den. Ben de dedim güvenemiyorum hocam etken maddesi Çin'den tabii. geldiği için. O zaman da hoca dedi ki o zaman hani kendin kendi çocuğun için hazırla. Propolis özütü. İşte o zaman bir arıcıdan rica ettim. Bana propolisi gönderdi. Böyle taş gibi sert, bal mumuyla karışık halde. Onu ekstrakte etmek, özütlemek gerekiyor. Hmm. Özünü çıkarmak gerekiyor. O işlemi çocuğuma vermeye başladım damla Peki, halinde. Peki Aslı Hocam, propolis nedir? Biz senden şimdi dinliyoruz ama anlatıyorsun. Nedir? Propolis aslında arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddeler. Antioksidan açısından doğadaki en güçlü madde ve doğal bir arı ürünü. Arılar bunu ağaçların reçinemsi kısımlarından toplayıp kovanda her petek gözünün içini propolisle kaplıyor. Sonra üzerine yavrusunu bırakıyor. Sonra üzerine gıdasını, balını, arı sütünü bırakıyor. Arı bunu neden yapıyor? Böylece orayı bakteri, virüs, mantarlardan koruyor. Antioksidan açısından da çok güçlü olduğu için arının yavrusu da sağlıklı bir şekilde gelişiyor. Arının balı da arı sütü de bozulmadan kovanda olgunlaşıyor. Dolayısıyla arıyı dış etkenlerden, mikroplardan koruyan doğal bir antibiyotik gibi. Ben de çocuğumda doğrudan bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerini görünce ve bu hastalığın da yine tedavisine destekleyici olarak propolisten, arı sütünden çok yararlanınca ömrümü arılara ve onların ürettiği bu değerli ürünleri insanlara anlatmaya adadım. Peki Aslı Hocam, bugün cilt üzerindeki etkilerini öğrenmek istiyorum senden. Bana da verdin, teşekkür ederim. Propolis'in cilt üzerine etkileri neler? Şimdi propolis bilimsel yayınlarda cilt üzerine etkilerinden çok bahsedilen de bir madde. Evet, bağışıklığımızı güçlendiriyor. Antifungal, antibakteriyel, antiviral, antioksidan. Ama ayrıca cilt üzerinden uygulandığında, krem ya da serum formülasyonların içerisinde doğal olarak uygulandığında da çok faydalı. Mesela sedef üzerine yapılan bir çalışma var. Sedef egzama biliyorsunuz ciddi bir cilt rahatsızlığı. 2018 yılında 2248 kişi katılmış. Roma Üniversitesi'nde, İtalya'da yapılmış. Aloe vera ve propolis içeren bir krem formülasyonu hazırlanarak bu 2248 birey iki gruba ayrılmış. Bir gruba bu propolis içerikli krem 12 hafta boyunca uygulanmış cilt üzerindeki sedef lezyonları üzerine. Diğer gruba ise uygulanmamış ve görülmüş ki hastaların birinci gruptaki, yani propolis uygulanan gruptaki hastaların %65'inde lezyonlar 12 haftada tamamen geçmiş ve diğer kalan kısmında da ciddi anlamda iyileşmiş. Kontrol grubunda, yani uygulanmayan grupta da herhangi bir değişiklik olmazken. Dolayısıyla cilt üzerinden sedef ve egzama tedavisinde de propolisin kullanılabileceği bu araştırmada doğrulanmış. Mesela dudak uçukları üzerine yine propolis çok etkili. Özellikle bazı insanlarda çok fazla uçuk çıkar biliyorsunuz. Propolisi doğrudan uçuklar üzerine uygulayabiliriz. Ben çok uçukluyum mesela. Mesela siz bir propolis damlayı sık sık böyle o lezyonların üzerine sürün. Akşam yatarken sabahleyin yıkayın. Hani düzenli kullanın, gerçekten çok faydasını görürsünüz. Ayrıca ağızdan tüketmeyi de unutmayın. Çünkü evet. Vücudu da aynı zamanda içeriden de antioksidan maddelerle desteklemek lazım. 2019 yılında yine Slovakya'da Košice Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada da dudak uçuğu çalışmışlar. Buraya yine katılımcılar iki gruba ayrılmış. Bir gruba alt ve üst dudağa günde 5 defa propolis içerikli bir dudak kremi uygulanmış. Diğer gruba uygulanmamış. 199 hasta katılmış bu arada araştırmaya. Pardon, 199 hastaya uygulanmış, 198 hastaya da propolis içerikli krem uygulanmamış. Ve görülmüş ki düzenli uygulamada, günde 5 defa düzenli uygulamada alt ve üst dudaklarda herhangi bir virüs kaynaklı uçuk kalmıyor. Ve dolayısıyla propolis doğrudan uçuğun iyileşmesinde fayda etmiş. Bir de cilt kanseri var. Cilt kanseri, yani propolis antikanserojen olarak biliniyor.
aynı zamanda hani vücudumuzdaki kanserlerden, hani Allah korusun meme kanseri, mide kanseri, işte akciğer kanseri, beyin tümörleri, lösemi, cilt kanserinde de yine keza çok etkili. Cilt kanserinde de şöyle bir etkisi var özellikle propolisin. Şimdi propolisin güçlü antioksidan etkisiyle kanser hücrelerini kendi içinde yok edici bir etkisi, yani tümörleri küçültücü bir etkisi olduğu biliniyor. Ve aynı zamanda ciltte kolajen yıkımını da engelliyor. Yani cildin dış etkenlerden, güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarından etkilenmesini de önlüyor ve bir anti-aging etki de gösteriyor. Yine Polonya'da yapılan bir araştırmada, bir de tabii propolis aynı zamanda antifungal. Şimdi yaz geliyor, şundan da bahsetmek istiyorum. Propolis doğrudan tırnak mantarına da uygulayabilirsiniz damla olarak. Bakın yaz aylarında çok fazla oluyor tırnak mantarı problemi. Tırnaklarına düzgün olarak propolis uygulayanlarda tırnak mantarı probleminin de zaman içerisinde geçtiğini görebilirsiniz. Kendi ülkemizde bununla ilgili yapılmış, Anadolu propolisiyle yapılmış bir çalışma da var. Şimdi burada propolisle ilgili yapılan bu Polonya'daki 2020 yılındaki araştırmada pişik, mantar, deri enfeksiyonları, koltuk altı ve göğüs çevresi mantarı ve dudak çatlakları pamukçuk üzerine çalışılmış. Hı. Ve hepsinde propolis içerikli krem ve serum formülasyonlarının bu mantar oluşumunu önlemede ve mantar tedavisini desteklemede kullanılabileceği belirtilmiş. Peki Aslı Hocam, bir de arı sütü var. Arı sütü nedir? Cilt üzerindeki etkileri nelerdir? Şimdi arı sütü de çok faydalı. Arı sütü biliyorsunuz anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücutlarından salgıladığı bir süt. Ve aslında çok güçlü bir madde. Çok az miktarda arı sütü kullansak bile hem cildimiz üzerinde hem bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkilerini görebiliyoruz. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi var. Yine antikanserojen özelliği var arı sütünün. Kolajen yapımını arttırıyor vücutta. Yani vücudun kolajen salgılamasını arttırıyor. Böylece vücudumuz doğal kolajeniyle hem cilt yaşlanması, hem eklemlerimiz, saçlarımız, tırnaklarımız, dişlerimiz, her tarafımız için son derece faydalı arı sütü. Şimdi arı sütüyle ilgili yapılan çalışmalar da şöyle. Yine cilt kanseri üzerine bir araştırma yapılmış 2017 yılında Ulusal Formosa Üniversitesi'nde. Arı sütünde bulunan ve başka hiçbir gıdada bulunmayan 10 hidroksidekonik asit bileşeni var. Bu bileşenin melanom hücreleri, yani cilt kanseri hücreleri üzerine etkisini incelemişler. Ve görülmüş ki 3 hafta boyunca düzenli olarak cilt üzerinden cilt kanseri hücreleri üzerine yapılan uygulamada melanom hücrelerinin üretimini baskılıyor. Yani kanser hücrelerinin çoğalmasını engelliyor ve ayrıca ciltte oluşmuş hasarı da geri çeviriyor. Onarıcı bir etki de görülmüş. Dolayısıyla melanom, yani cilt kanseri tedavisinde destekleyici olarak arı sütü içerikli krem ve serum formülasyonlarının kullanılabileceği bu araştırmada özellikle belirtilmiş. Bir de arı zehri var. Arı zehri nedir? Arı zehri aslında adı zehir, kendisi şifa olan bir madde. Arıların bizi soktuğunda orada enflamasyona yol açan ve işte kaşıntı ve kızarıklıkla kendini belli eden madde. Ama aynı zamanda cilt üzerine de son derece faydalı etkileri var. Yine sedef egzama üzerine son derece faydalı. Mesela 2014 yılında yine bir çalışma yapılmış. Plak sedef hastalığı, biliyorsunuz plak şeklinde olur o lezyonlar. Ve 50 kişiye uygulanmış 6 ay boyunca, ki zor bir sedef türüdür. 6 ayda arı zehrinin cilt üzerinden uygulanması gerçekten bu hastalığın tedavisine destekleyici olduğu gösterilmiş. Yine atopik dermatit üzerine son derece yararlı. Bu da Kore'de yürütülen bir çalışma. 136 atopik dermatit hastası üzerine arı zehri içerikli krem ve serum formülasyonu uygulayarak 4 hafta boyunca hem 2. hem 4. haftada kontrol edilmiş ciltleri, hem egzama şiddetleri azalmış, hem kaşıntı azalmış, hem de cildin nemliliği artmış. Yine başka bir araştırmada Kore'den 2015 yılında, burada da anti-aging etkisi, yani yaşlanmayı durdurucu etkisi incelenmiş. 30-49 yaş aralığında 22 kadın, ki bunların ciltlerinde orta ve ağır derecede cilt hasarı mevcutmuş. Bunlara 12 hafta boyunca günde 2 defa arı zehri içerikli bir serum formülasyonu uygulanıyor ve 12 haftanın sonunda ciltlerindeki kırışıklık alanı, kırışıklık sayısı, cilt tonu, biliyorsunuz lekelenmeler de olabiliyor. Bütün bunlar incelenmiş ve arı zehrinin doğrudan kırışıklıkları azalttığı, kırışıklık derinliğini de azalttığı ve aynı zamanda lekelenmeleri de, yani o ciltteki ton dengesizliklerini de düzelttiği bu araştırmada yine doğrulanmış. Akne üzerine etkileri var mesela. Akne çok enteresan. Ben de bizzat, benim de genç bir oğlum var. Şimdi o
Bir zamanlar 2010 yılında çok hasta olan oğlum şimdi delikanlı. Maşallah. Maşallah da biraz şey yani cildi biraz aktif. Ben de ona ara cilt üzerinden uygulaması için vermiştim. Tabii erkekler biraz şey yapıyor biliyorsunuz çok ilgilenmiyorlar. Zorla uyguladım. 3 günde anne inanılmaz etkili oldu diye kendisi bile şaşırdı. Çalışma da onu söylüyor. Avustralya'da yapılmış 2016 yılında. Ağır akne yani iltihaplı akne problemi olan 30 hasta üzerine 6 hafta boyunca arı zehirli serum uygulamışlar. Ve görülmüş ki 3. haftada %20, 6. haftada %77 oranında katılımcıların tamamında iltihaplı akne problemi düzeliyor. Ayrıca ciltteki bu lekelenmeler ve yara izleri de yani sivilce izleri de düzeliyor. Hani cilt bir pürüzsüz ve düzgün hale gelmeye başlıyor. Akne tedavisinde de kullanılıyor arı zehri. Peki Aslı Hocam hambal var bir de. Hambal nedir? Şimdi, cilt üzerine etkileri nelerdir? Şimdi hambal aslında kovandan çıktığı haliyle tüketime sunulan ve besin değeri kovandaki haliyle korunmuş bal demek. Yani yüksek derecede ısıl işlemlerden, pastörizasyon dediğimiz 70-80 derecedeki ısıl işlemlerden geçmemiş ve içindeki polenleri filtre edilmemiş bal. Hambal kristalleşebilir, böyle donuk katı görülebilir, bu normal. Ve böyle olmasında da böyle tüketilmesinde de hiçbir sakınca yok. Öyle bozuldu zannedip atan çok var. Yok işte çok yanlış mesela o tam tersi. Katılaşıyor uzun ya. Uzun süre. Aa bir yerinden su mu girdi ne oldu bir şey mi oldu deyip atan çok duydum ben. Tam tersi çok uzun süre sıvı duruyorsa bir bal o zaman aşırı ısıtılmış olduğundan şüphelenin. Yani bal kristalleşir ve bu doğaldır. Hele açık renk ballar daha çabuk kristalleşir, donar. Böyle tüketebilirsiniz. Hafif benmari usulü onu böyle hafif ısıtıp kıvamını böyle daha yoğunluğunu azaltarak, sıvılaştırarak da kullanabilirsiniz. Yine hambalın da özellikle krem ve serum formülasyonlarında dünyada çok kullanıldığını biliyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar var. Özellikle cilt enfeksiyonları ve yaralar üzerinde çok etkisi var hambalın. Cilt yaralarıyla ilgili 2020 yılında yapılmış yeni bir araştırma var. Burada direkt jel formunda bir krem oluşturup bunu yara üzerine uygulamışlar. Ve yaranın hem kapanma hızı hem de enfeksiyon oluşuyor bazen ağır yaralarda biliyorsunuz. Bu enfeksiyonun da oluşmadan daha hızlı bir şekilde toparlandı. Allah Allah. Ve yaranın da tedavisinde etkili olarak kullanılabileceği gösterilmiş. Yine pişik ve mantar üzerinde de hambalın çok etkileri var. Yanık 40 vaka, 30 vakada mantar enfeksiyonu 2014 yılında Tantra Üniversitesi'nde yapılmış ve yine burada da hambal içerikli krem ve serum formülasyonlarının deride hem yanık hem de mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılabileceği cilt iyileşmeye faydası olduğu gösterilmiş. Beslemede, cildi nemlendirmede. Tabii yani mesela şey yapabilirsiniz propolis arı sütü hambal içerikli bir karışımı. Haftada iki defa maske şeklinde cildinize uygulayabilirsiniz. Şöyle boyundan başlayarak temizleyin cildinizi. Boyundan başlayarak ince bir tabaka sürün. Bir yarım saat bekleyin kurusun. Ondan sonra banyonuza girin. Hani banyo duştan önce yapın. Süper nemlendiriyor. Propolisin aynı zamanda yine ciltteki antioksidan etkisiyle ölü hücreleri arındırıcı etkisi var. Arı sütünün de kolajen arttırıcı etkisi var. Süper de nem veriyor. Mesela bunu bir deneyin. Çok cildi lekelenenlere bir tavsiyem. Suda çözünebilir propolis. Mesela şimdi yaz geldi. Evet. Cilt lekeleriniz oluştu güneşte fazla kalmaktan. O bölgelere gece yatmadan önce özellikle lekeli yerlere şöyle pıt pıt sürün. Gece yatın, sabah yıkayın. Düzenli uygulayın. Lekelerin bariz bir şekilde kaybolduğunu görebilirsiniz. Tabii cilt lekelerinden şikayetçi çok insan var. Evet ve yazın çok oluyor. Özellikle doğal içerikli mesela nan nano, mineral çinkolu, işte propolisli, doğal içerikli güneş koruyucular tercih etmek lazım. İyi kullanmak lazım. Yani güneşin biz zannediyoruz ki güneş sadece işte 11 ile 4 arası yakıyor. Halbuki tam tersi. Güneş UVA ışınları sabah güneş doğduğundan itibaren gelmeye başlar. Camı bile delip geçer. Tabii. O bizi yakmadığını zannettiğimiz saatlerde bile güneşin en zararlı ışınları cildimizi etkili. Peki gıda yüksek mühendisi Doktor Aslı Elif Tanur Samancı hocama teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sen ciddisin gidiyorsun gerçekten. Şu ana kadar idrak etmedim. Hakkı
hakikaten, hakikaten. Bir dakika ben birazcık kahve içmeliyim. Özür dilerim sürçülisan eylersen.